Ben bir Uber şoförüyüm. Pek göz kamaştırıcı bir meslek değil. Fakat faturalarımı ve stüdyo dairemin kirasını ödemekte işimi görüyorum. Bana sağladığı rahatlığı seviyorum. Bir açıdan kendimin patronuyum. İstediğim saati ve teslimatı seçebiliyorum. Bazılarınız için Lyft ya da Uber bir çeşit ikinci bir meslek. Ya da ek gelir kaynağı. Ama New York gibi bir şehirde bunu tam zamanlı yapma şansına sahibim. İşin haricinde kısa bir süreliğine de olsa ilginç insanlarla tanışıyorsunuz. Ve onları bir daha asla görmüyorsunuz. Bu da beni geçen cumartesindeki seferime getiriyor. Mesaim yeni başlamıştı ve şehirde öylesine dolaşıyordum. Saat 19.30 sularında telefonum çaldı ve bir karşılama yapılması gerektiği söylendi. Detaylara baktığımda müşterinin çok da uzakta olmadığını gördüm. En fazla 5 dakika içinde oraya ulaşırdım. Bu güzeldi. Çünkü müşterilerimi bekletmekten hiç hoşlanmam. Sokağa girdiğimde onu oldukça lüks bir binanın önünde beni beklerken gördüm. Siyah, kısa saçlı ve oldukça bakımlı bir adamdı. Hoş görünen mavi bir takım elbise giymişti. "Hey!" diye bağırdım. "Uber çağıran sen miydin?" "Ha evet. Jeff sen misin?" Kafası karışmış görünüyordu. Başımla onayladım ve bilgilerini kontrol etmek için telefonuma girdim. Hava karardıkça ekranı okumak zorlaşıyordu. Gözlerimi kıstım. "İsmin neydi?" "Bradley. Bradley Carson." Durumdan hoşnutsuz bir şekilde cevap verdi. Acelesi olduğunu düşündüm. "Ah, işte buradasın. Tamamdır. Geçebilirsin." Telefonumu bıraktım ve aracımın arkasına geçmesini işaret ettim. "Gerçekten iyisin dostum. Oldukça kısa bir sürede geldin." Gülümsedim. "Teşekkür ederim. Bunun için çok çalışıyoruz." "Normalde geldiğinizde mesaj atmaz mısınız?" "Genelde evet. Fakat seni dışarıda öyle taksi bekliyor gibi görünce sormak istedim." Yola çıktık. "Pekala, durum nedir?" "Nişanlım ve ailesiyle şehrin merkezinde akşam yemeği yiyeceğiz." diye cevapladı telefonu çıkarırken. "Nişan için tebrik ederim. Özel bir gün mü?" "Hayır, ailesi şehir dışından geliyor ve beraber bir akşam geçirmek istedik." "Biraz şarkı açsam olur mu?" "Sorun değil dostum, keyfine bak." Hala telefonundan başını kaldırmıyordu. Dürüst olmak gerekirse sorumu umursadığını bile sanmıyorum. Ama dikkate almadım. Yumuşak bir parça açtım ve yoluma devam ettim. Yolculuk 15 dakika kadar sürdü. Bir kere bile olsun gözlerini ekrandan ayırmamıştı. Belki de konuşmaya devam etmek istemiyor diye düşündüm. Zaten ineceği yere gelmiştik. Birkaç kere hafifçe kornaya bastım ve dikkatini çektim. "Geldik dostum." Telefonunu kilitledi ve bana baktı. Tam o esnada ekranı aydınlandı ve tekrar gözlerini telefonuna çevirdi. "Jeff," dedi titrek bir sesle. "Neden Uber'imin daireme geldiğine dair bir mesaj aldım?" "Bu garip," diye mırıldandım. "Dur," diye başladı. "Burası et lokantası değil ki." Kaşlarını çatarak konuştu. Tam o sırada lekeli beyaz bir atlet ve gri eşofman giyen iri, kel bir adam sağımızdaki apartmandan çıktı ve orada, verandasında durdu. Onunla konuşmak için yolcu tarafı camımı indirdim. "Hey Chad! Arka koltukta!" diye bağırdım, parmağımla Bradley'i göstererek. "Bir dakika, bu da nedir?" Bradley paniğe kapıldı. "Hey, ne oluyor?" Bunun üzerine Chad, açık pencerenin önünde durmadan önce merdivenlerden homurdanarak indi ve arabama geldi. "İyi iş çıkardın Mikey," dedi ve bana bir yığın $100 banknot atarken... "Mike!" dedi Bradley, yüzünde çok şaşkın bir ifadeyle. "Hey, hayır!" "Üzgünüm dostum," diye cevap verdim, gönülsüzce omuz silkerek. Kapı kilidini bulmaya çalışırken Bradley yalvardı. "Götür beni çabuk buradan." Chad kapıyı kolayca açtı ve Bradley'i kucakladı. "Hey ne oluyor?" Bradley zayıf bir adam değildi. Fakat olayın şaşkınlığını atlatamadan Chad onu zaten halletmişti.
Boğuşmaya başlamadan Chet kimyasalla kapladığı bezi Bradley'nin burnuna bastırdı. Ve sadece birkaç saniye içinde Bradley direnmeyi kesti. Chet Bradley'in gevşek vücudunu merdivenlerden yukarı dairesine sürüklemeden önce "Sağ ol dostum." dedi başını sallayarak. Yaklaşık 15 dakika Chet'in dairesinin dışında oturdum ve bana verdiği parayı saydım. Bu iş için 10 bin dolar kazanmıştım. Chet ve arkadaşları bir grup yamyam ve onlara yemeklerini getirmem için beni tutuyorlar. Şimdi bazılarınızın kafasının karıştığını tahmin edebiliyorum. Evet, aslında Uber için çalışıyorum. Sadece alışıldık anlamda değil. İnsanları alıp gidecekleri yere götürmem. Aktif işlere bakıyorum. Ve eğer biri bana yakınsa ve chat açsa uğrarım ve onları alırım. Ama onları bir bara, bir restorana ya da gidecekleri yere götürmek yerine onları chat'e götürürüm. Ve gördüğünüz gibi cömertçe ödüyor. Elbette insanları alıp gidecekleri yere götürebilir ve orada burada bu işler için birkaç yüz dolar kazanabilirim. Ama chat için çalışmak çok daha iyi. Gerçekten harika. İnsanlar arabamdaki Uber çıkartmasıyla yanaştığımı görüyor, araçları beklenenden daha erken geldiği için mutlu oluyor ve binmek için iki kere düşünmüyorlar. Söylemeliyim ki bunu gerçekten seviyorum. Telefonlarında kayboluyorlar ve çevrelerine dikkat etmeyi bırakıyorlar. İşimi çok kolaylaştırıyorlar. Davetsiz misafir. Davetsiz misafir, siyam kedisinin şekline sahip bir silüettir. Otururken 4 metre uzunluğundadır. Aşırı büyük, eğimli, floresan yeşili parlayan gözleri vardır ve göz bebekleri yoktur. Gözleri dışında fark edilebilir herhangi bir yüz veya vücut özelliği yoktur. Hava kararıp eve geldiğinde seni sürekli izliyor. Görüş açından yaklaşık 25 metre uzakta oturur. Hareketsiz kalır ve varlığını saklamaya bile çalışmaz. Dışarıdayken aynı anda yalnızca bir kişi tarafından görülebilir. Eğer aynı anda iki kişinin görüş alanında olsaydı, davetsiz misafiri ilk kişi onu görmeye devam ederken diğer herkes için tamamen görünmez kalırdı. Kendinin olan sesler çıkarmaz. Duyulabileceği tek zaman pençelerini bir ağaca veya evinin dış kaplamasına geçirip gerindiği zamandır. Eğer ona yaklaşırsan toprak ve taşları teperek çok hızlı ve şiddetli bir şekilde kaçacaktır. Davetsiz misafirin hareketiyle rüzgarın, ayaklarının altındansa uçan enkazın sesi duyulabilir. Ona bir obje fırlatırsan veya ateş edersen aynı etkiyi alırsın. Anahtarı kapıya takmak için döndüğünüzde sessizce seni izlediği pozisyona döndüğünü göreceksin. Bazıları kapıyı kilitlemeni dinlediğini söyler. Anahtarının şeklini sadece pimlerin hareketini duyarak anlayabileceğini söylerler. Anahtarının şeklini belirlemesi için kapının kilitlenme sesini kaç kere duymasının gerekli olduğu bilinmiyor. Görüyorsun, davetsiz misafir seni öldürmek istiyor. Yani eğer bu yaratık herhangi bir şeyi isteme kapasitesine sahipse.
Muhtemelen seni öldürmek niyetinde olduğunu söylemek daha iyi olur. Ancak seni yalnızca evinin içindeyken öldürebilir ve zorla içeri giremez. Girebilmesi için zaten evde olman gerekir. O eve girdiğinde dışarı kaçarsan seni takip edip içeri geri sürükleyecek ve ardından öldürecektir. Eğer gecenin köründe kapının anahtarla açılmaya çalışıldığını duyarsan, belki de davetsiz misafir yaptığı anahtarı deniyor olabilir. O anahtarlarını sadece mükemmelleştirmeye yaklaştığında dener. Bu sebeple eğer kapının anahtarla zorlanma sesini duyarsan, birkaç gece sonra tam işlevli bir anahtara sahip olacağından emin olabilirsin. Evine başka yollardan, örneğin garaj veya sineklikli kapıdan giriyorsan, kapılarını aniden dışarıdan kumanda veya fiziksel olarak açılmaz halde bulabilirsin. Eğer onun anahtarının sesini duymasını engellemek için kapını kilitlemeden bırakmaya çalışırsan, eve geldiğinde kapının kilitlenmiş olduğunu görerek hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Eğer kapının anahtarla zorlandığını duyarsan, bütün ışıkları kapatıp davetsiz misafirin girmesini engellemek için kapıyı itmen gerekir. Ancak muhtemelen o ağır basacaktır. O eve girdiğinde mum ışığından daha parlak bütün ışık kaynakları davetsiz misafir dışında herkes için kör edici hale gelecektir. Eğer vakit varsa bir mum yakmalısın. Çünkü bu kör olmadan silüeti görmeni sağlar. Sahip olabileceğin çok büyük bir avantaj, eve girdikten sonra bütün ev sakinlerinin onu aynı anda görebilmesidir. Evdeki tüm insanları öldürecektir. Peki ya evdeki hayvanlar? Onları yalnızca çatışmaya girmeye çalışırlarsa öldürecektir. Çoğu hayvan çatışmaya girmemeyi tercih eder. Davetsiz misafirin kendine ait bir ses çıkaracağı tek vakit katliam vaktidir. Bu katliam sırasında hızlı bir tıslama sesi çıkarır ve bir dahaki kurbanını ele geçirinceye kadar bu sesi çıkarmayacaktır. Tıs. Bu tıslama sesini çıkarmadan öldürücü darbeyi vurduğu görünmemiştir. Genellikle öldürücü darbeyi vurmadan önce kurbanını hareket edemeyecek kadar sakatlamaya çalışır. Davetsiz misafirin avına öldürücü darbeyi vurmadan önce sakatlamasının nedeni tısladığı anın saldırılara karşı savunmasız olduğu tek zaman olması olabilir. Ancak bu fikir tamamen yanlıştır. Tıs. Merdivenler. 1984 yılında iki katlı bir evde tekerlekli sandalyeye mahkum, tamamen hareketsiz, yaşlı, dul bir kadın yaşıyordu. Kocasının gizemli ölümünden beri günlük işlerinde ona yardımcı olması için onu her gün ziyaret eden bir bakıcının yardımına ihtiyaç duyuyordu. İşleri daha da zorlaştıransa evin iki katının birbirine yalnızca içeriden eski bir merdivenle bağlı olmasıydı.
Yaşlı kadının ikisi arasında hareket etmesi gerektiğinde bakıcı onun narin vücudunu bir bebek gibi merdivenlerden yukarı ve aşağı taşımak zorunda kalıyordu. Bir gün polis dul kadından bir telefon aldı. Bir cinayet işlenmişti. O zamanlar polis birimleri az olduğundan ve katil olay yerinden çoktan kaçmış olduğundan ilk olay yeri raporunu düzenlemek üzere yalnızca bir dedektif gönderilirdi. Dedektif eve geldiğinde bakıcının evin birinci katında ses telleri parçalanmış, kan gölüne dönmüş cesedini merdivenin tepesinde tekerlekli sandalyesindeki yaşlı kadının hareketsiz ve sessizce izlediğini gördü. Belli ki kadın şoke olmuştu. Merdivenlerden yukarı ve aşağı hareket edememesi ve cinayetin işlendiği sırada orada mahsur kalması nedeniyle onu şüpheliler arasından hemen eleyebilirdi. Bu cinayet yıllar önce alt kattaki kanepede uykusunda boğulan kocasının ölümüne çok benziyordu. Dedektif eldivenlerini taktı, fotoğraf çekti, kanıt toplamak için örnek aldı ve daha sonra adli tabip gelene kadar cesedin üstünü örttü. Bunların hepsi rutin işlerdi. Herhangi bir ipucu bulmak için evin alt katını inceledi. Sonra yaşlı kadına üst kata çıkıp bakıp bakamayacağını sordu. Yaşlı kadın bütün bu süre boyunca yukarıda olduğunu ve o gün kendinden başka kimsenin orada bulunmadığı konusunda ısrar etti. Ancak buna rağmen dedektif merdivenleri çıktı ve yaşlı kadın tereddütle ve korkuyla kenara çekildi. Merdivenin arkasında üç kapalı kapının olduğu dar bir koridor vardı. Her kapının arkasını kontrol etti. Boş yatak odasını. Hiçbir şey yok. Banyoyu. Hiçbir şey yok. Yaşlı kadının uyuduğu son yatak odasına doğru yavaş yavaş ilerlerken kaygılanmaya başladı. Kapıyı açtı. Her şey normal görünüyordu. Bir yatak, bir gardırop ve lambalı bir komodin. Odanın her duvarını dehşet içinde kontrol etti. Çünkü keşfettiği şey bu değildi. Olduğu yerde durmasına ve yavaşça kılıfındaki silahına uzanmasına neden olan şey keşfetmediği şeydi. Bu o kadar küçük bir ayrıntıydı ki kocanın ölümüyle ilgili son soruşturmada bunu tamamen gözden kaçırmışlardı. Çünkü üst katta telefon yoktu. Aniden bir ses duydu. Silahını çekip odadan dışarı fırladığında merdivenlerin üstünde boş bir tekerlekli sandalye duruyordu. Yaşlı kadın gitmişti. Tane doktorla görüştüğümü bilmiyorum. Migren mi? Migren ilaçlarının bir faydası yok. Tansiyon ağrısı mı? Lütfen ama. Çoğu zaman iyiyim. Ama sonra ağrı vuruyor. Gözümün tam arkasına vuruyor. Buz kıracağı olan küçük bir şeytan gözüme saplıyormuş gibi. Aniden, acımdan, pişmanlık duyumdan geliyor. Bir keresinde bana arabadayken musallat oldu. Park edilmiş bir arabaya çarptım. Dava edildim.
Ciddiyim. Bu hiç adil değil. Bu benim hatam değildi. Ağrı vurunca gözüm sallanıyor ve burnum akıyor. Göremiyorum. Tek hissettiğim gözümü çıkarmaya çalışan, bıçak gibi saplanan öfkeli bir acı. Bir kere de işteyken başıma geldi. Çığlık attım. Herkes deli olduğumu düşündü. Bir kere normalin dışında bir şey yapmam, deli damgası yemem için tek gereken şeydi. Kimse anlamıyor. Uyuyamıyorum, çalışamıyorum, araba kullanamıyorum. Sadece o şeytanın saldırıya geçmesini bekliyorum. İlaçları denedim, gerçekten. Bana anlattıkları her şeyi yaptım. Ağrı kesici ilaçları, nöbet ilaçlarını, yogayı, meditasyonu, her şeyi. Hepsini, gerçekten filan her şey. Şeytanım gülüyor sadece. Yakalandım. Çırken yakalandım. Ailem bir sürü suçumun olduğunu düşünüyor. Bu benim suçum değil. Şeytanın suçu. Her zaman şeytanın suçu. Acı acı bağırıyor. Geliyor. Ne zaman bilmiyorum. Nerede bilmiyorum. Ama daima geliyor. Beklemek bıçak gibi saplanmasından her zaman daha kötü. Bütün gün sadece bekliyorum. O küçük şeytanı bekliyorum. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Bence bana sadece gülüyor. Bu adil değil. Bunu ben istemedim. Doktorun biri bunun bir buz kıracağı baş ağrısı olduğunu söyledi. Evet, öyle hissettiriyor. Buz kıracaklı bir şeytan. Bana bıçak saplayan bir şeytan. Ondan nefret ediyorum. Ben de onu bıçaklayabileceğimi düşünmüştüm. Savaşmadan gitmek istemedim. Bilirsiniz ya, bu yüzden kendi buz kıracağımı aldım. Kendi buz kıracağımı aldım ve gözümü çıkardım. Düşünebiliyor musunuz? Kendi gözünü çıkarmayı. Ama bir faydası olmadı, bir faydası olmadı. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. İntihar mı? Belki. Ama belki o küçük şeytana yeni bir ev bularak ondan kurtulabilirim. Belki başka birini sever. Belki başka birine gider. Ve ben özgür olurum. Hayatımı geri alırım. Biliyorum bu adil değil. Ama bunu yaşamak zorunda olmam... Bunu yaşamak zorunda olmam da hiç adil değil. Hiç adil değil. Belki biri gözünde bir buz kıracağı hissederse anlar. Belki şeytan ona gider. Her neyse, işte bu yüzden buradasın. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ama başka ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen çırpınmayı bırak. Çırpınma dedim. Çırpınma. Rahat dur, tamam mı? Rahat dur. Lütfen. Lütfen çırpınmayı bırak. Bu sadece işleri kötüleştiriyor. Bu sadece işleri kötüleştiriyor. Çırpınmayı bırak. Bu sadece işleri kötüleştiriyor. Çoğu insan gibi ben de çocukluğuma dair pek bir şey hatırlamıyorum. Bu anılar her zaman belirsizdir. Ve sonunda hatırladığınız her şeyin muhtemelen beyniniz tarafından yeniden oluşturulmuş bir anı olduğunun farkına varırsınız. Bu konuda fazla seçeneğiniz yoktur. Ve genellikle hafızanızın sizi asla yanıltmayacağına inanırsınız. Aklıma gelen ilk anım, 5 yaşımdaykendi. Gerçek olup olmadığından emin değilim ama sanırım Michael'la o zaman tanıştım. Hiç arkadaşım olmadı. Bu yüzden onunla tanıştığıma çok sevinmiştim. Bana Jack derdi ve bu çok hoşuma giderdi. İlk karşılaşmamızı hatırlayıp hatırlamadığımdan emin olmasam da
hemen kurduğumuz güçlü bağa şüphe yoktu. Son birkaç yıldır her gün yaptığımız şeylerin ayrıntılarıyla sizi sıkmayacağım. Ama dostluğumuza dair okuyucular arasındaki en şüphecileri bile ikna etmek için birlikte yaptığımız bazı şeylerin ana hatlarını çizeceğim. Biraz feminen bir çocuk olan Michael'ın okulda da pek arkadaşı yoktu. Zorbalığa maruz kalmıştı ve günün en önemli olayı eve gelip benimle bir fincan çay içmesi, bu anlarda bana sıkıntılarını anlatması ve yükünü hafifletmesiydi. Çay benim teselli sözlerimin aksine inandırıcıydı. En sevdiği aktivitelerden bir diğeri de saçımı kesmekti. Her türlü şekli verirdi ve her birinden keyif alırdım. Neyse ki saçlarım açıklanamayacak kadar hızlı uzuyordu ve sık sık saçlarımı şekillendirme şansı buluyordu. Ancak ilişkimizi sürekli geren bir şey vardı. Beni yanlış anlamayın, Michael ve benim birbirimize karşı kesinlikle hiçbir kırgınlığımız yoktu. Sorun onun ailesiydi. Beni onayladıklarını sanmıyordum ve denesem bile nedenini size söyleyemem. Bu sadece onaylamama değildi. Benden nefret ettiklerini düşünmeye başladım. Arkadaşlığımız uzadıkça daha da kötüleşti. Bunu düşünmek bile bana acı veriyor. Bu yüzden bunun üzerinde çok durmayacağım. İlişkimiz başlangıçta ne kadar hızlı geliştiyse 2 yıl sonra azalmaya başladı. Michael büyüyüp tıknaz bir futbolcu oldu ve ben de eskisi gibi kaldım. Sıska ve atletik olarak rekabet etmekten tamamen aciz. Yeni arkadaşlar edindi ve beni görmezden gelmeye başladı. Bu durum beni çok üzdü. Özellikle de ihtiyaç anlarında onun yanında olduğum için. Beni terk etmesi beklediğim son şeydi ve beni çok etkiledi. Sanki dünya üzerinde kimsem kalmamış gibi hissettim. Odanın köşesinde oturmuş bunları yazarken Michael ve arkadaşlarının televizyon izlediğini görebiliyorum. Bazen beni fark edip bana bakıyormuş gibi görünüyor. Ama ben gerçeği biliyorum. Artık kaderime boyun eğdim. Beni yarattı ama yok etmeyi unuttu. Maalesef tekrar uyanık olduğumun farkına vardım. Dakikaların ve saatlerin yavaşça akıp gittiği o kısa süreli anların tadını çıkardım. Ardından zaman biraz hızlandı ve 5. viteste yarışmacı olduğumun rüyasını gördüm. Sonunda puf, tekrar uyanığım. Kim bilir ne kadar sonra, belki 10 dakika, belki 15 dakika, belki de 10 saat sonra. Zaman göreceli olmaya başlar zaten. Uyku hakkında en çok sevdiğim şey, şanslı olduğum zamanlarda rüya görmek. Bedenimin lök gibi yattığı zamanlar, aklım fizik kurallarına bağlı olmaksızın muhteşem bir şekilde goblen örtüsü dikebilirdi. Koşabilirdim, zıplayabilirdim, başkalarıyla tekrar sosyalleşebilirdim. Hatta tekrardan yemek dahi yiyebilirdim. Yemek yemeyi o kadar özlüyorum ki. Uyanma dediğiniz olay olduğunda fiziksel olarak hiçbir şey yapamıyordum. Yapabilecek hiçbir şey olmadığından değil, tek bir kasımı dahi oynatamadığım için. Felçli değildim. Vücut felce geçirmiş biri dahi göz kırpabilir. Onları oynatabilirdi. En azından nefes alabilirlerdi ve bir kalp atışları vardı. Etrafı izlemek benim işime yaramazdı. Kavrayabildiğim zamandan uzun süredir buradayım. Belki de değildim. Zamanı anlayabilmek için hiçbir ipucum yoktu. Kolumda bir saat var fakat karanlıkta parlamıyor ve siyah dijital ekranı görmenin bir yolu da yok. Bir noktada saatin yumuşak tiktaklarını sanki bir el onları çeviriyormuşçasına duyduğumu hatırlıyorum ama artık onları da duyamıyorum. Eğer geri dönebilseydim değiştirmek isteyeceğim bir şey olurdu. Geri dönsem değiştirmek isteyeceğim pek çok şey olurdu. Ama ışığı olan, gün ve de ayı gösteren bir saate sahip olabilmek için tüm banka hesaplarımı verirdim.
İdeal olarak başka şeyleri de değiştirelim. Motosikletime bindiğimde başında bir kask olmasını isterdim. Hatta şu kan grubunu gösteren kartlardan cüzdanımda bir tane olmasını isterdim. Böylece sağlık görevlileri kan grubumun ne olduğunu anlayabileceklerdi. Anlayacağınız, o gün bir takım hatalar yaptım. Ama sonucunu değiştiremeyecek olsaydım farklı bir saat takmayı çok isterdim. Çarpışmadan sonrasını pek hatırlamıyorum. Bir itfaiye kamyonu, birkaç sağlık görevlisi hakkında kalan şeyler. Fakat görevlilerden birinin doktora ağır bir vasıtayla çarpışma yaşamış, kaskı olmayan bir motorcu olduğumu söylediğini açıkça hatırlıyorum. Hasarı kış tarafından almıştım ve eğer bir petrol tankeri ufak bir motoru saatte 55 ile önüne katarsa ortada kış tarafı diye bir şey kalmazdı. Doktor kafasını salladı ve biz motorcuların sadece birer organ donörü olduğu gibi bir şey söyledi. İç tarafım jelatin olmasaydı haksız da sayılmazdı. Bir cenaze oldu. Açık merasim yapıldığından kimlerin gelip kimlerin gelmediğini, ağlayanları ve sadece başını sallamakla yetinenleri görebildim. Ne kadar uğraşsam da hareket edemedim. Göz kırpamadım. Etrafımdakileri ve benim orada bulunduğumu anlamama yetecek kadar belirsiz bilincimin dışında hiçbir şeyim yoktu. Maalesef bunlar iyi zamanlardı. Bundan sonra işler giderek kötüleşti. Tabut kapandı ve bir daha ışığı göremedim. Tabutumun üzerine atılan toprağın tok sesini duydum. Ardından kol saatimin yumuşak tıkırtılarından başka bana eşlik edecek hiçbir şey kalmadı. Sadece ben, düşüncelerim ve tıkırtılar. Bu çukurda ne kadar zamandır bulunuyorum bilmiyorum ama gerçekten farklı bir saat dilerdim. Merhaba, benim adım Mitch. Size yaşadığım bir olayı anlatmak için buradayım. Bunun paranormal ya da insanların olağanüstü şeyler diye tanımlamak için kullandığı saçma şeylerden olup olmadığını bilmiyorum. Ama o şey beni ziyaret ettiğinden beri o paranormal saçmalığına inanıyorum. Erkek kardeşim Edwin'in evine taşındıktan bir hafta sonra evin başkaları tarafından alındığından eşyalarımı kutulardan çıkardım. Birbirimizi 10 yıldır görmediğimiz için Edwin onun yana taşınmama mutlu oldu. Ben de heyecanlanmıştım. Taşındıktan hemen sonra uyuyakaldım. Geçen bir haftada sabah saat 1'e karşı dışarıdan gelen hışırtılar duydum. Rakun falan olduğunu düşündüğüm için umursamadım ve uyumaya çalıştım. Ertesi sabah Edwin'e bundan bahsettim. O da duymuştu. Bir hafta sonra pencerenin açıldığını gördüm ve bir gümbürtü sesi duyar gibi oldum. Sanki bir şey odama girmiş gibi. Aniden doğruldum ve odama bakındım ama hiçbir şey görmedim. Sonraki sabah Edwin beni gördüğünde elindeki kahve bardağını düşürdü. Yakında bulunan bir aynayı bana doğru tuttu ve kendimi gördüm. Sol yanağımda büyük bir kesik vardı. Acil bir şekilde hastaneye gittikten sonra doktor uyur gezer olabileceğimi söyledi. Ama ondan sonra bana kanımı donduran bir şey gösterdi. Tişörtümü kaldırdı ve böbreklerimin olduğu yerdeki dikilmiş kesikleri gösterdi. Gözlerimi iyice açarak onun gözlerine baktım. Dün gece bir şekilde sol böbreğini kaybetmişsin. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Üzgünüm Mitch dedi. Sonraki gece benim kırılma noktamdı. Gece yarısına yakın uyandığımda korkunç bir şey gördüm. Siyah kapşonlu, ağız ve burun delikleri olmayan, mavi maskeli bir yaratıkla yüz yüzeydim. Beni en çok korkutan şey ise gözlerinin olmamasıydı. Sadece siyah, boş delikler. Ve bu deliklerden akan siyah bir madde vardı. Yanımdaki rafta duran kamerayı aldım. Bana saldırdı ve akciğerlerime ulaşmak için göğsümü pençelemeye çalıştı. Yüzünü tekmeleyerek onu durdurdum. Odamdan çıkarken cüzdanımı aldım. Paraya ihtiyacım olacaktı. Kardeşimin evinden çıkarak geceye adım attım. Sonunda kendimi yine Edwin'in evinin yakınındaki ağaçlıkta buldum ve bir taşa takıldım. Düştüğümde bilincimi kaybettim ve hastanede uyandım. Doktor odama girdi
Daha önce beni muayene eden doktorla aynı kişiydi. Sana iyi ve kötü haberlerim var dedi. İyi haber, sadece küçük sıyrıklarım var ve ailen seni almak için geliyor. Rahatlamış bir şekilde nefes verdim. Kötü haberse erkek kardeşim bir şey tarafından öldürüldü. Üzgünüm. Ailem eşyalarımı almam için beni Edwin'in evine geri götürdü. Odama girerken korkuyordum. Ancak sakinleştim. Kameramı aldım ve bir anda donup kaldım. Odama gelen koridorda Edwin'in cesedini gördüm. Yanında duran küçük bir şey vardı. O küçük şeyi aldım ve arabaya bindim. Edwin'in cesedinden bahsetmedim. Yerden aldığım küçük şeye baktım ve neredeyse kusuyordum. Elimde yarısı yenmiş böbreğimi tutuyordum. Ve üzerimde siyah bir madde vardı. Bunları sadece size bir korku hikayesi için anlatmıyorum. Bu gidişle korkudan gebermek üzereyim ve kaçacak bir yere ihtiyacım var. Şu an saat gece 1:07. Bunları elimdeki telefonla yorganımın altından yazıyorum. Burası çok rahatsız ve sıcak. Ama yorganımın güvenli alanını terk edemem. Size biraz başıma gelenlerden bahsedeceğim. Kafamı dağıtabilmeyi umarak. Herkes gibi ben de küçüklüğümden beri kabuslar görürüm. Ama bunlar hiçbir zaman önemsenecek kadar ciddi olmadılar. Hani bir korku filmi izlersiniz ya da gece arkadaşlarınıza korkunç şeylerden bahsedersiniz. Yatınca da bunlar rüyanıza girer ya. Benimkiler de böyle sıradan rüyalardı. Bu konularda hep biraz korkak olmuştum. Evet, kabus görünce ağlayarak annesinin yanına koşan çocuk bendim. Bu durum benim için hiçbir zaman bir sorun olmadı. Gerçi son zamanlarda kabuslarım kötüleşmeye başlamıştı. Kötü rüyaların başlamasından yaklaşık bir ay sonraydı. Biliyorum çok klasik gelecek ama ailemle yeni bir eve taşındıktan sonra başlamıştı bu rüyalar. Ev ilk başta gayet normaldi. Gerçi hala gayet normal gözüküyor. Garip olan tek şey benim değişen rüyalarımdı. Allah'ım, neden şimdi bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüm ki? Yorganın altında tıpkı pislik bir domuz gibi terliyorum ve kabuslarımdan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Neyse, dediğim gibi rüyalarım taşındıktan hemen sonra başlamıştı. Mesela bir keresinde bir aileyi tek tek öldürdüğümü hatırlıyorum. Her şey sanki bir başkasının gözünden bakar gibiydi. O insanların hiçbirini tanımıyordum. Onlar uyurken evlerinde gezinip sonra da tek tek hepsini lanet kafalarına sıktım. Bu rüya beni biraz etkilemişti. Kabuslarımı hiçbir zaman aileme anlatmadım. Çünkü kız kardeşim zor bir dönem geçiriyordu ve annemler kardeşimle uğraşarak zaten yeteri kadar meşguldüler. Bu durum zihinsel olarak hepimizi yormuştu. Bu yetmezmiş gibi gidip de garip rüyalarımdan bahsederek insanların biraz daha strese kapılmalarını istemedim. Yanlış anlamayın ama birinin strese kapılıp kapılmaması şu an benim zerre kadar umurumda değil. Böylece kabuslarımı kendi kendime yaşadım. Gerçi bu geceden sonra muhtemelen başkaları da haberdar olur kabuslarımdan. Sanırım artık etrafımdaki lanet cehennemden bahsetmeliyim. Son birkaç gecedir, gece geç saatlere kadar ayaktayım. Uyanırken rüyalarımı unutuyorum ve zaman daha çabuk geçiyor. Bu gece erken yattım. Çünkü yarın yeni işimi ilk günü ve ben her gün yorgun argın gezmekten bıktım. Yatağa girdiğimde saat 8 civarıydı. Gece yarısı durduk yere uyandım. Yatakta biraz uzanırken odamda bazı gariplikler fark ettim. Odam farklı görünüyordu. Bazı mobilyaların yeri değişmişti. Ama orası benim odamdı. Sonra yavaş yavaş rüyada olduğumu fark ettim. Her şey çok gerçek dışıydı. Bunları düşünürken dolabımın ışığının açık olduğunu fark ettim. Aklıma annemin dolabın içindeki lambanın patlak olduğundan bahsettiği geldi. Evet, dolabın içindeki lamba patlamıştı ve değiştirilmesi gerekiyordu. O zaman şimdi nasıl ışık açık olabiliyordu? İçimden bir ses kalktı, ışığı kapat dedi. Böyle de yaptım. Eğer kafadan çatlak olduğumu düşünmeye başladıysanız rüyada olduğumu hatırlayın. Hepimiz mantıksız rüyalar görürüz. Yataktan kalktım ve dolaba gittim. Işığın düğmesi içeride olduğu için dolabın kapağını açtım. Kapağı açmamla korkudan sıçrayıp arka üstü yere düşmem bir oldu. Odamın içinde bir erkek çocuğu vardı. Size çocuğu tarif edemem çünkü çocuğun sırtı dönüktü. Ve düşerken sadece kafasının arkasını görebildim. Kapıldığım dehşetten dolayı kafam zonklamaya başladı. Sonra uyandım. Bir kez daha.
terliydim ve başım ağrıyordu. Bu garipti. Daha önce rüyamda hiç acı ve ağrı hissetmemiştim. Ama şimdi korkudan tüm bedenimi bir titreme almıştı ve ağrı içindeydim. Paniğe kapılmıştım. Her yer çok karanlıktı. Sessizlik dayanılmaz bir hale geldi. Telefonuma uzandım. Ama telefonum yerinde yoktu. Oysa ki her zaman orada olurdu. Daha çok korkmaya başladım. Odayı incelemeye başladım. Ama her şey yerli yerindeydi. Bir şey hariç. Ayak ucumda oturan ve sırtı bana dönük olan bir erkek çocuğu. Bir kez daha uyandım. Ve şimdi buradayım. Altımı yapmak üzereyim. Hiçbir kabusum bu kadar korkunç değildi. Buradan gitmek istiyorum. Hayır Allah'ım, kafayı yiyeceğim. Her zaman yattığım gibi annemin yanına koşacak bir cesaretim bile kalmadı. Başım hala ağrıyor ve kalbim deli gibi atıyor. Korkularımın sebebi kabuslarım veya sahte uyanışlarım değil. Dolabımın ışığı açık. Kız kardeş. Kız kardeşim geceleri hep çığlık atıyor. Korkunç ve kan dondurucu çığlıklar. Ve ben onu durduramıyorum. Yatağımda yatıyorum. Dünyadan uzak bir şekilde. Sislerin arasında hayal görüyorum. Ve onun çığlıkları içime nüfuz ediyor. Yatağımda yatıyorum. Dünyadan uzak bir şekilde. Sislerin arasında hayal görüyorum. Ve onun çığlıkları içime nüfuz ediyor. Bana sesleniyor. Birine sesleniyor. Ona yardım edemem. Yapabileceğim hiçbir şey onu durdurmaz. Ona taze lavantalar götürüyorum. Bir gün umuyorum ki kokusu onu durdurabilir. Gözlerim kapalı ve bilincim kapanıyor. Ama o çığlık atıyor. Ben ne yapabilirim kardeşim? Neden çığlık atıyorsun? Seni korkutan ne? Bana söylemeyecek misin? Bana söylemeyeceksen yardım edemem. Bir gün çığlıkların çok fazla olduğu bir zamanda yataktan kalkıyorum. Onun çığlıklarını durduracağım. Onun yanına gidiyorum ve başucunda çömeliyorum. Çığlık atmayı kes. Çığlık atmayı kes. Ona bakıyorum ama onu göremiyorum. Burası çok karanlık ve aramızda mesafe var. Çığlık atmayı kes. Susuyor. Ama sırf birinin yanında olduğunu bildiği için sessiz, kimsenin onun orada olduğunu bilmesini istemiyor. Annem odama geri dönmemi söylüyor. Gecenin bir vakti kız kardeşimin yanına gelmeyi bırakmam gerekiyor. Ama onu duymuyor musun anne? Ama duymuyor. Sadece ben duyabiliyorum. Kız kardeşim uyuyormuş gibi davranıyor. Ayağa kalkıyorum. Kız kardeşimin mezarının başına çöktüğüm için dizlerim kirli. Tabutunda dinleniyor. Ölü. Ama hala bağırıyor. Kitap okumayı seven çocuk. Bir zamanlar okumayı seven bir çocuk vardı.
Bu çocuk eline geçen her şeyi okurdu. Ve çok sevdiği bir kitap dükkanı vardı. Bir gün çocuk kitapçıdaki kitaplardan ona önerilen kitapların tümünü okuduğunu fark etti. Dükkan sahibinin yanına gitti ve ona okumadığı herhangi bir kitaba sahip olup olmadığını sordu. Satıcı olduğunu söyledi ve ismi Ölüm olan bu kitabı çıkardı. Kitabı çocuğa indirimli fiyatıyla mutlu bir şekilde sattı. Fiyatı $50. Ancak çocuğu ilk sayfayı okumaması konusunda uyardı. Çocuk evine döndü ve kitabı okudu. Çok beğenmişti. Ama ilk sayfada ne olabileceğini hep merak etti. Hep aklının bir köşesinde duruyordu bu merak. Bir gün bu merak duygusu çok fazla geldi. İlk sayfayı açtı ve kitabı dehşet içinde elinden düşürdü. İlk sayfada kalın harflerle kitabın fiyatının $7.99 olduğu yazıyordu. Yabancı dil uygulamam. Peynir dilimleyicim olmadan yaşamak istemiyorum. Kediler ayakkabı giyiyor. Sebzeler vejetaryenleri sevmez. Bazen yabancı dil uygulamam bana garip cümleler veriyor. Bu beni her zaman güldürdü. Ama son zamanlarda uygulamada ilginç bir hata var. Bir süredir Almancamı yeniliyordum. Annem emekli bir Almanca öğretmeni ve büyürken bana hep Almanca konuşurdu. Ama şimdi 29 yaşındayım ve evlendikten sonra annemle neredeyse hiç konuşmamamız sonucunda epey bir unutmuşum. Bildiklerimi unutmak istemiyordum ve Almanca iş hayatında da kullanışlı. Düzey belirleme sınavına katılmaya ve temelden tekrar başlamaya karar verdim. Anlama konusunda harikayım. Ama yazım konusunda kötüyüm ve dil bilgisinde veya eşyanın cinsiyetleri konusunda en ufak bir hakimiyetim yok. Almanca'da her eşyanın erkeksi, kadınsı ya da nötr bir cinsiyeti var. Gerçekten çok kafa yorucu. Her neyse, bahsettiğim hata öğrenilen dili konuşmak gereken sorularda oluyordu. Uygulama düzgün çalışıyor. Mikrofonum da öyle. Cevapları doğru veriyorum. Ama bu uygulamanın bana söylettiği şeylerin standart Almanca olduğunu sanmıyorum. Yeteneğim olması gerektiği gibi yüksek olmayabilir. Ama en azından Almancanın kulağa nasıl geldiğini biliyorum. Bu kulağa benzer fakat aynı zamanda da farklı geliyor. Eski, sert. Birkaç kez Valhalla kelimesine denk geldim. Ayrıca sesli harflerin okunuşu da farklı. Telaffuzum gittikçe iyileşiyor. Ama kafam hala karışık. Uygulama bakım bölümüne bir not yazdım. Sanırım Almanca kursuyla ilgili bir sorun var. Bazı konuşma tekrar derslerindeki cümleler Almanca değil. Muhtemelen kuzey kökenli bir dil dedim. Ve onlara örnek olarak bir ekran görüntüsü yolladım. Cevap hızlı geldi. Bunu oraya biz koymadık. Uygulamanın güncel olduğuna ve hacklenmiş bir versiyon kullanmadığınıza veya bir şaka olmadığına emin misiniz? Sanırım onlara bu sorudan bahsetmeden önce bir Nisan gününü beklemeliydim. Ama üst üste 268 gün çalışarak kendimi bozmak istemediğimden ve
Uygulamanın geri kalanı sorunsuz çalıştığından kullanmaya devam ettim. Ama aynı zamanda bu hataların görüntülerini sık sık seyahat eden erkek kardeşime ve diğer dillerin profesörlerine de ulaşacağını umarak üniversitedeki Almanca profesörüne yolladım. Ben cevap beklerken garip şeyler oldu. Yani tamam, küresel ısınmanın değişik zamanda değişik hava olaylarına sebep olduğunu biliyorum. Ama ne zaman dışarıda çalışıyor olsam ve o garip cümlelerden birini söylesem, ya bir yıldırım düşüyor ya da şimşek çakıyor. Bir süre sonraysa fırtına çıkıyor. Yürürken veya spordayken çalıştığımda arkamda bir adım sesi duyuyorum. Bir başkasının nefes sesi. Elbette sinir bozucu. Ama 280 gündür çalışıyorum. Bozulmasının da yasını tutuyordum aynı zamanda. Olmadı. Ertesi gün uyandığımda kendimi çalışırken buldum. Kullanmayı bırakamıyorum. Ve bugün garip bir şey gördüm. Yine çalışıyordum ve yine o garip cümlelerden biri geldi. Verandamda oturuyordum. Sokağın karşısındaki parkta bir alana bakıyordum. Bir anda kör edici bir şimşek çaktı ve kocaman, yarı oluşmuş gri bir figürün gökten indiğini gördüm. Fakat cümleyi doğru telaffuz edememeye başladıktan sonra yok oldu. Sadece birkaç dakika önce hem kardeşimden hem de profesörden cevap aldım. Kardeşim bu hatanın sadece İzlandaca'yla Almanca'nın karışmış olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Ona daha fazla gönderdim bu garip cümlelerden. Ama fikri değişmedi. Yine de 21. yüzyılda bir dil uygulamasında kelimelerin modern olmamasına şaşırıyor. Profesörse bu hatayı tarih profesörü olan meslektaşına ulaşana kadar yaymış. Ondan bir e-posta aldım. Eski Norsça dilindeymiş. Yani yaşadığım garip olaylar ve uygulamayı kullanmayı bırakamama durumuma bakarsak, doğru telaffuz edebilmeye başladığımda olabilecek şeyler beni korkutuyor. Eski Norsça, Vikingler döneminde yaklaşık 1300'lere kadar İskandinav yerlileri tarafından konuşulan dil. O annem değildi. Eve yeni gelmiştim. Yorgundum. Odama gidip üstümü değiştirdim. Tam bilgisayarımın başına geçiyordum ki mutfaktan annem seslendi. Söylenerek ayağa kalktım ve huysuzca yürümeye başladım. Koridorun ortasındayken oradaki dolaptan beni iki el çekti. Dolaptaki de annemdi. Ve bana sana seslendiğini ben de duydum. Sakın oraya gitme dedi. Saat 4:03. Saat sabah 4:03'tü ve rüyamdan çığlık atarak uyanmıştım. Rüyamda sevdiğim herkesin bir yaratık tarafından öldürülüşünü izlemiştim. Kısa, şişman bir bedeni ve pençelerle biten ince, uzun kolları vardı. Gözleri karanlıkta kıpkırmızı parlayan yarıklar şeklindeydi ve boynuzlar kadar uzun, kasap bıçağı kadar keskin dişleri vardı. Onları öldürmeden önce bana baktı ve sevdiğim insanları keskin pençeleriyle keserken her seferinde kahkaha attı. Bizi nasıl bulmuştu? Eve girmek için babamın sesini taklit edip beni kandırdı. Annemin kalbini sökerken izin vermediğim sürece içeri giremeyeceğini söyledi. Rüya, şeytani yaratık
Sırıtıp pençelerini yerde sürükleyerek bana doğru yürürken bitti. Çığlık atıp doğruldum. Odamdaydım. Yatağımda. Güvende. Saat 4:03. Kapının tıkladığını duydum ve dona kaldım. Annemin "Tommy, çığlık attığını duydum. İyi misin?" dediğini duydum ve rahatladım. Annem buradaydı. "İyiyim anne, sadece kötü bir rüya gördüm," diye cevap verdim. Her yerimi rahatlama duygusu sarmıştı. "Tamam balım, sana bir bardak su getirdim, ister misin?" diye cevapladı. "Tabii, içeri gel," dedim. O üç kelime ağzımdan çıktığı anda Eylül ayında olduğumuzu ve 3 hafta önce evden çıkıp üniversite yatakhanesine döndüğümü hatırladım. Hiçbir şey olmadı. Okulda koşuşturmaktan, sınavlardan, derslerden ve hocaların boş laflarını dinlemekle geçen bir günün ardından kendimi yatağa bırakıyorum. Çok uzun sürmüyor uykuya dalmam. Uyandığımda saat gece 1-2 sularındaydı. Yorgunluğum hala geçmemişti. Yarı uyur bir vaziyette ayağa kalktım. Çok susamışım. Mutfağa gitmek için hareket ettiğim anda boynumda bir huylanma hissettim. Çok garipti. Sanki biri ya da bir şey boynumu yalamıştı. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Yani normal değildi. Vücudumdaki adrenalin artmaya başladı. En küçük bir şey olsa hiç durmadan saatlerce koşarım. Ama hiçbir şey olmadı. Etraf karanlıktı. Hemen odamın ışığını yaktım. Odamı hızlıca aradıktan sonra rahatladım. Hiçbir şey yoktu. Su içip uykuma dönmeliyim diye düşündüm. Odamdan çıkarken omzumun iki yanında iki el hissettim. Yine boynum huylandı. Bu sefer daha uzun sürdü. Taş kesilmiştim. Işığı kapatıp yatağa girdim. Örtümü kafama kadar çektim. Korkudan titriyordum. Sabaha çıkaramayacaktım belki de. Yatağa bir şey oturdu. Ardından üstüme bir yük çöktü. Üzerimde gezinen eller hissettim. Bu böyle devam edemezdi. Bir harekette yataktan fırladım. Korkunç bir ses duydum. Gerçekten yüksekti. Annemle babamı uyandırmak için yanlarına gittim. Nasıl duymazlardı? Hemen annemin koluna dokundum. Bir anda gözlerini açıp bana baktı. Çok korkmuş gibiydi. Kafasını yavaşça diğer tarafa eğdi. Bir daha yokladığımda bir cevap alamadım. Yan tarafına baktığımda babamı göremedim. Bu evden çıkmalıydım. Sadece kaçmalıydım. Koşmaya başladım. Babamın duvara çakılmış cesedini görene kadar. Ağzından kan değil, başka bir şey akıyordu. Vücudunun bazı yerleri parçalanmıştı. O huylanma yine oldu. Bu sefer göğsüme kadar indi. Canım yanmaya başlamıştı. Vücuduma çizikler atmaya başladı. Kaçmaya çalışsam da beni bırakmıyordu. Çok güçlüydü. Son saniyelerim böylesine korkunç olacaktı. Bir an beni öyle sıktı ki kemiklerim kırılıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Boğazlarım parçalanana kadar bağırdım. Hiçbir şey değişmedi. Çok fazla kan kaybettim. Kendimi olduğu gibi bıraktım. Apartmanın merdivenlerinden gelen seslerle birlikte gözlerimi kapadım. 2 gün sonra
Uyandığımda başımda insanlar vardı. Herkes korku ve acıyarak bana bakıyordu. Sebebi vücudumun hali değildi. Annem ve babamın ölmüş olması yalanı yüzünden. Onlara hiçbir şey olmadı. Yaşıyorlar. Sadece işleri yoğun olduğu için gelememişlerdi. Ne dediklerini anlıyorum. Biraz sonra polisler ifade almak için geldi. Hiçbir şey hatırlamadığımı söyledim. Bir gün sonra taburcu oldu. Beni eve götürmek için polisler gelmişti. Yol boyunca soru sordular. Ama hiçbir şey söylemedim. Çünkü hiçbir şey olmadı. Evden içeri girdiğimde annem odamı temizliyor, babamsa içeride televizyon seyrediyordu. Onları çok seviyorum. Bu neden oldu? Yatağımdan kalktım. Camımdan dışarı baktım. Saf karanlıktı. Yıldızlar yok, ay yok. Bir zombi görür görmez gülümsedim. Kendime dedim ki, insanların böylesine korkunç kıyafetleri var. Birkaç dakika sonra omzumda soğuk bir el hissettim. Arkama döndüm. Hiçbir şey bulamadım. Ama bir not vardı. Notu okudum. Ve şöyle diyordu. Seni sonsuza dek rahatsız edeceğim. Benim ne veya kim olduğumu asla öğrenemeyeceksin. Ben senin en kötü kabusunum. Şimdi o güzel yüzünü arkana çevir. Omzumu silkip notun dediği gibi arkama döndüm. Duvarda tuhaf, karanlık bir figür vardı. Benim gölgem olduğunu düşündüm. Gölgem korkunç bir kabusa döndü. Yaratığımsı bir vücut vardı. Şeytani kanlar sızmaya başladı. Keskin dişlerle dolu bir ağzı vardı. Bana fısıldadı. Ben buradayım. Sen buradasın. Şimdi bitirelim şu işi. Yaratığa güldüm. Ha, insanlar ve onların korkunç şakaları. Ne oldu şimdi? Bunların hepsinin şaka olduğunu biliyorum. Bu bir şaka değil. Canavar şeytani bir melodi fısıldıyor ve büyüyüp daha korkunçlaşıyor. Bu çok korkunçtu. Gülümsemesi kararmaya başladı. Karanlık bir gülümseme haline geldi. Gözleri kayboldu ve elleri pençeye dönüştü. Gözlerimi kapattım ve bağırmaya başladım. Bugün ölmeyeceğim. Uyandım. Hepsinin rüya olduğunun farkına vardım. Korkunç bir rüyaydı bu. Fakat gözlerime inanamadım. Camdan dışarı baktım. Bir kez daha gözümü kırptım. Ve rüyamda gördüğüm şeyin aynını gördüm. Saf karanlıktı. Yıldızlar yok. Ay yok. Ben de rüyamda aynı zombiyi aynı noktada gördüm. Çığlığa yöneldim. Mümkün olduğunca çabuk pencereyi kapattım. Paniğe kapılmaya ve arkama bakmaya başladım. Ve not orada. Okumak için kendimi zorladım. Daha önce söylenilen aynı şeyi bekliyorum. Ama değil. Bu sefer tek kelime. Gölgeler. Çok şaşırdım. Aşağı koştum ve annemi aramak için telefonu aldım. Annem Colorado'da yaşıyor. Bense Kanada'dayım. O harika bir annedir. O sadece birkaç yıl önce üniversiteden mezun oldu. Bana unutma, bana ihtiyacın olduğunda ara dediğini hatırlıyorum. O açtı. Arkada durgun bir ses vardı. Anne, orada mısın? Yanıt yok. Anne, anne. Yanıt yok.
Bu yüzden onun adını 5 kez daha seslendim. Bu kez biri ya da daha doğrusu bir şey yanıt verdi. Yanlış bir seçim yaptınız. Karanlık ve şeytani bir sesti. Bu ifade sonrası annemin sesinden bir çığlık duydum. Arka planda elektrikli testere sesi duydum. Hayır, bu olamaz, fısıldadım kendi kendime. Çağrı düştü. Oh. Ama öyle... Arkama döndüm. Ayırt edilebilir şeytani bir ses. Bu görüşme sırasında annemi öldüren canavardı. Sen ne? Sen ne? Canavar parmaklarını dudaklarıma koydu. Bu sadece seni öldürür. Elektrikli testerenin sesini duydum. Beni bir bandanayla bağladı. Tatlı rüyalar güzel yüz. Elektrikli testereyi hissediyorum. Acı hızla artıyor. Yarım saniye çığlık attım. Sonra, daha sonra gözlerim kapandı. Bu iyi bir adam. Bu duyduğum son sözlerdi. Acı olmadan hızlı bir şekilde öldüm. Ama hala birkaç soru var. Kimdi o? Hayır, ne oldu? Ama en önemlisi, neden oldu bu? Bunu asla bilemeyeceğim. Bunu asla bilemeyeceğim. Belki de işten yiyorsun. Birden o da içeri girdi. Kalbinin teklediğini hissediyor, ulaştırıyor. Da gecelerini ele geçirdiğin bir uyku felci son nefesini vermeni bekliyor. Ama sana bak, mutsuz olduğunu kavramadan eminsin. İçeride gibi gözlerinin önünde derinin yavaşça soyursun. Yavaşça öldüren şeyi, en küçük ayrıntısı, o an gerçekten ölemiyorsun. Ama belki de etkisi. Saat yeni döndün. Yani odada bir aynadaki yansıman, aynadaki insan, başa bir bıçak çıkarırken an gelecek bir sap, ama bunun yerine aynadaki bir kulağından daha çıkaran bir gülümseme aşısında, fakat bu senin öylece geziniyorsun dün. Portreler. Uzun bir av günü sonrasında büyük bir ormanın ortasında kalan bir avcı vardı. Karanlıkta yolunu kaybetmişti. Ormanın yeşilliğinin bittiği yere kadar ilerledi. Bir kabin boyutunda küçük bir açıklığa geldi. Karanlıkta buraya nasıl geldiğini anlamamıştı. Fakat gece orada durmak zorunda olduğunu bildiği için kalmaya karar verdi. Yaklaştı ve kapıyı aralık buldu. İçinde kimse yoktu. Kabinin içine baktı. İnanılmaz detaylarla kaplı, boyalı portrelerle süslenmiş duvarlar vardı. Hepsi çok şaşırtıcıydı. İstisnasız, ona doğru bakıyor gibi görünüyor olmalarıydı. Özellikleri, nefret ve kinle bakmalarıydı. Avcı, gittikçe daha rahatsız oldu. Nefret dolu yüzleri görmezden gelmek için çaba sarf etti. Avcı, yatağın üzerine yüzü koyun yattı ve kabinin sahibine sabah kendini anlatmaya karar verdi. Yüzünü duvara döndü ve bitkin, huzursuz bir uykuya daldı. Ertesi sabah avcı uyandı. Beklenmedik bir şekilde ışıklar yanıp sönüyordu. Etrafına baktı. Kabinde portreler değil, sadece pencereler vardı. Cehennemden geçmem için bana $5,000 ödediler. 1. bölüm. Dikkatimi çeken
Reklamın düpedüz sadeliğiydi. Bilimde devrim yapın. $5,000 kazanın. Bizi şimdi ara. Keşke onları neden aradığımı bilmediğimi söyleyebilseydim. Beni onların bekleyen kollarına iten şeyin Tanrı'nın bir eylemi ya da bir aldatmacı olduğunu söyleyebilmeyi isterdim. Ama bu bir yalan olurdu. Gerçek şu ki onları aradım. Çünkü paraya ihtiyacım vardı. Çalıştığım yayın evinde işten çıkarıldığım için düzenli iş bulmakta zorlanıyordum. Çünkü kirada aylarca gerideydim ve ikinci tahliye tebligatımla karşı karşıyaydım. Çünkü başarısız olmak istemedim. Onları bencil sebeplerden dolayı aradım. Onlar kim? Tam olarak emin değilim. Geri dönüp baktığımda kimliklerini açıkça gizlemeleri benim için kırmızı bir bayrak olmalıydı. Ama o zaman istekleri çok ilginç, ödülleri ise oldukça baştan çıkarıcı görünüyordu. Onlara yardım etme şansını kaybetmek riskini alamadım. En iyi tahminim onların bir süper şirket tarafından finanse edilen bir grup gizli araştırmacı olduğuydu. Olmalılardı. Aksi takdirde makine için bu kadar para harcamış olmaları mümkün değildi. Onlarla ilk tanıştığımda bana makineyi gösterdiler. 5 katlı bir ofis binasının bodrum katındaki kavernöz bir odadaydı. O zamanlar devam eden bir işti. Hala boruları birleştiriliyor ve telleri lehimleniyordu. Ancak bitmemiş bir durumda bile gerçekten muhteşem görünüyordu. Duygusal yoksunluk odası diye bir şey duydun mu hiç? Duymuştum. Aslında daha önce üniversitedeyken deneyimlemiştim de. O zamanlar gerçek bir hippi ruhsal yolculuğundaydım. Bilirsin, çok meditasyon yapmak, psikiyatrik ilaçlarla deneyler yapmak. Başta sihirli mantarlar. Bu yolculuğun bir noktasında yerel bir kaplıcada bir duygusal yoksunluk odasında hayatımın bir saatini ve öğrenci kredilerinin $60 geçirmek için motive oldum. Standart duygusal yoksunluk odası tuzlu su ile dolu büyük bir metal tanktır. İçeri girip suda yüzersiniz. Sonra biri, benim durumumda bir spa görevlisi, tankı kapatır. Böylece tamamen karanlık olur. Görüşünüz bulanık ve vücudunuz suda asılıyken artık iki temel duyunuz yokmuş gibi hissedersiniz. Kime sorduğunuza bağlı olarak bunun rahatlatıcı olması, yaratıcı düşünme sürecinizi geliştirmesi ya da bilinçaltıyla bilinçli haldeyken bir çeşit bağ kurmanızı sağlayan bir işlemdi. Kolejde odayla olan deneyimim oldukça lüzumsuzdu. Suyun çok soğuk olduğunu ve tuzun cildimi kaşındırdığını hatırlıyorum. İç çakramı meditasyona ve kanalize etmeye veya spa'nın vaat ettiği her şeye konsantre olmak zordu. Doğrusu sihirli mantarlarla takılırken o şeylerden birine girmenin nasıl bir şey olduğunu hep merak etmişimdir. Ama hiç fırsatım olmadı. Bu duygusal yoksunluk odası üniversitede kullandığıma hiç benzemiyordu. Bu oda büyük bir metal masanın üzerinde saçılmış, canlı olarak kesilmiş bir orta çağ zırhına benziyordu. Kendi vücudumdan yaklaşık 3 kat daha büyük olan metal gövdeye bağlı binlerce tüp ve tel. Odanın başı ya da miğferi devasa ve yuvarlaktı. Tepesinin altındaki kiremitli zemine uzanan büyük bir pirinç boru vardı. Makinenin elektrik faturalarının ve bilgisayarların bana teklif ettikleri $5,000'dan onlarca kat daha yüksek olması gerektiğini ve bu bilgisayar ekranlarını yöneten düzinelerce laboratuvar önlüğü giymiş bilim insanının maaşlarından bahsetmiyorum bile. Şimdi aklıma geliyor. Yine belki de bu da alarm zillerini yükseltmeliydi. Ama evsizliğin eşiğinde olan bir adamın odaklanmış cehaletiyle görmezden geldim. Bana makineyi gösteren adam adının Dr. Monason olduğunu söyledi. Temiz bir tıraş ve odaklanmış mavi gözleri olan buruşuk saçsız bir adamdı.
Onu her gördüğümde her zaman mavi önlük ve temiz beyaz bir laboratuvar önlüğü giyerdi. Doktor Monason bu projeye dahil olmamdaki başlıca irtibat kişisiydi. Makinenin amacını açıkladı. Bana gerekli muafiyetleri getirdi ve bütün sorularımı yanıtladı. Peki tam olarak ne yapmam gerekiyor gibi sorular. 3 gün boyunca duygusal yoksunluk odamızda kalmanızı istiyoruz. Yüz ifademin tedirginliğimi ele verdiğinden eminim. 3 gün. Bu mu? Yani bu beni öldürür mü? Muhtemelen ağır bir şekilde hastalanacak ve aşırı dehidrasyondan acı çekecek olsan da saf izolasyonda 3 gün sonra hala hayatta olurdun. Endişelenme. Makine deney sırasında senin hidrasyonunu sağlayacak, besleyecek ve başka türlü her şekilde destekleyecektir. Yani herhangi bir bedensel zarar riski yok. Doktor Monason makinenin nasıl çalıştığını açıklamaya devam etti. Standart yoksunluk odanızda yolcu görme, hissetme ve daha az ölçüde işitme duyularından yoksundur. Bu yoksunluk, bu dış dünyayı kişinin zihninden uzaklaştırma süreci beynin üzerindeki yükü azaltır. Böylece işgalcinin zihni daha özgürce dolaşmakta, daha yaratıcı düşünmekte ve daha derin bir düşünme durumundan geçmekte. Meditasyon yapmakta falan filan özgürdür. Fakat standart duygusal yoksunluk odalarında bir sorun var. Beyin çoğu dış uyarılardan, görsel ve işitsel uyaranlardan kurtulmuş olsa da beyin iç uyaranların yükünü taşımaya devam edecektir. Yani beyin hala kendi taşıyıcısının, insan vücudunun farkındadır. Beyin kendini taşıyan geminin açlığına ve susuzluğuna hala tepki verecektir. Yine de hem idrara çıkma hem de dışkılama ihtiyacını ve eylemini işleyecektir. Bu içsel kesintiler sürekli devam eder. Ancak mesele şu ki, standart duygusal yoksunluk odalarının yolcuyu duygularından yoksun bıraktığı söylenemez. Bu makine senin standart duygusal yoksunluk odan değil. Makineye üstün körü bir bakış bile doktorun ne demek istediğini açıkça ortaya koydu. Makinenin dış iskeletinin içi, insan derisinin tam sıcaklığını korumaya alacak yumuşak bir kauçukla kaplanmıştı. Tüpler ve teller çok çeşitli vücut fonksiyonlarını kontrol eder ve düzenler. Bu tüpler sayesinde vücut otomatik olarak beslenir ve sulanır. Vücudun tatsız işlevleri bir kateter ve başka bir dizi tüple gerçekleştirilir. Bir solunum cihazı nefes almayı otomatikleştirir ve tükürük üretimini düzenler. Makinenin içindeyken vücudun doğal dokunma hissi bile tamamen ortadan kalkıyor. Bu iv kordonu kan dolaşımına bütün hisleri tamamen kapatan bir uyuşma solüsyonu enjekte eder. Uyuşturma ajanı duygusal yoksunluk sürecimizin en kritik varlığıdır. Liste uzayıp gider. Gerçekten her şeyin hesabını verdikleri ortaya çıktı. Benim için bile. Deneyin bir parçası olmak için başvuran yüzlerce kişiden biriydim. Hayatımda ilk kez, ilk tur hakkı benimdi. Bilim adamları bana 3 nedenden dolayı seçildiğimi açıkladılar. Birinci, odadaki deneyimimi araya giren değişkenlere tabi kılacak daha önce zihinsel veya fiziksel bir hastalık yoktu. Onların sözleri, benim değil. 2 numara, boyum ve kilom, makinenin orijinal şekline çok yakındı. Bacakların biraz daha uzatılması gerekecek olsa da ilk tasarımımıza açık ara en yakın olan sizsiniz. Ve üçüncü, en kritik olanı. O odanın dışında deneyin erken sonlandırılmasına yol açacak hiçbir şey olmadı. Başka önemli bir işim yoktu. Yaşayan ailem yoktu. Bakmam gereken bir ev bitkisi bile yoktu. Deneyin bütün uzunluğu boyunca kendi düzeneklerinin içinde huzurla kalacağımı bilerek rahat nefes alabiliyorlardı. 3 numara bilim adamları için önemliydi. Makineyi 3 tam günlük izolasyona izin verecek şekilde özel olarak tasarlamışlardı. Makinenin işlemi erken kesintiye uğramak zorunda olsaydı, makineyi sıfırlamaları ve deneyi yeniden çalıştırmaları 1 ay sürerdi. Ne yazık ki üçüncü neden,
beni aramaya kimsenin gelmeyeceği anlamındaydı. Alım süreci uzun ve ayrıntılıydı. Yüzlerce sorumluluk feragatnamesi gibi hissettiren şeyleri imzaladım. Olası yan etkiler hakkında uyarıdan sonra Doktor Manason'u dinledim. Temiz bir sağlık geçmişiniz olduğu açık olsa da izolasyon sürecinin size yük olabileceğinin farkında olmalısınız. Ön araştırmamız ayrışma, işitsel ve görsel halüsinasyonlar, depresyon, zaman genişlemesi, kaygı, intihar düşünceleri ve diğer nevrozların potansiyel etkiler olduğunu öne sürüyor. Ancak bu tür etkilerin olası olmadığına inanıyoruz. Deneye hazırlanmam için bana birkaç hafta verdiler. Bu süre zarfında tek şartları vücut ağırlığımı önemli ölçüde değiştirmemem veya bir şekilde bipolar bozukluk geliştirmememdi. Bir şekilde başardım. O birkaç haftayı normal bir şekilde yaşayarak geçirdim. Film izleyerek, iş başvurusunda bulunarak, bu işler için reddedilerek ve birkaç kitap okuyarak. Günü geldiğinde Doktor Manason'un beni hazırlama çabalarına rağmen gergindim. Süreç aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk başta hafif bir stres durumuna maruz kalabilirsiniz. Kısa bir süre sonra sürecin geri kalanı için ılımlı bir coşku durumuna sürükleneceğinizi tahmin ediyoruz. Deneyin bitmesine birkaç dakika kala kısa bir sesle bilgilendirileceksiniz. Bu şekilde duygusal yoksunluk durumunuzdan yavaşça çıkacak ve herhangi bir şok riski yaşamadan yeniden alışabileceksiniz. Beni yoksunluk sürecinden ayıracak zili unutmamam için çaldılar. Sonra küçük bir törenle giysilerimi çıkarmam ve makinenin içine tırmanmam söylendi. Dış iskeletin içine uzanırken çıplak tenimde sıcak kauçuğu hissettim. Hazne hala açıkken bile makinenin metal kabuğu tarafından dört bir yandan hapsedildim. Yavaş yavaş her damar içe serumun ve tüpün rahatsız edici şekilde yerleştirilmesi sırasında garip bir şekilde sakin hissettim. Ama yüzüme solunum cihazı yerleştirildiğinde içgüdüsel bir huzursuzluk hissetmeye başladım. Vücudumun sıkıştığını ve kelepçelerle tutulduğunu hissettiğimde zihnimi tek bir düşünce doldurdu. Aman Tanrım, ben ne yaptım? 2. Bölüm. Araştırmacılar dış iskeletin kaskını kafamın iki yanından içeri doğru iterek kulaklarımı kapattı. Dünya sessizleşti. Alnımdan bir ter damlası süzülmeye başladı. Sonra bir ses duydum. Sanki kendi kafamın içinden yayılıyormuş gibi. Merhaba, ben Doktor Manason. Sizinle dış iskeletin miğferinde bulunan küçük bir hoparlör aracılığıyla konuşuyorum. Hayati belirtileriniz paniğe kapılmaya başladığınızı gösteriyor. Bu normal. Biz sizi hazırlamayı bitirirken lütfen rahatlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Söz veriyorum, süreç çok yakında eğlenceli bir hale gelecek. Bir şekilde bana rahatlamamı söylemesi beni daha da endişelendirdi. Tepki veremeden önce makinenin vücudumu sardığını hissettim. Kan dolaşımıma sızan uyuşturucu madde şimdiden uzuvlarımın kontrolünü elimden almaya başlamıştı. Makineyi itmeye çalıştım ama kollarımın kıpırdamadığını fark ettim. Çığlık atmaya çalıştım ama solunum cihazı dilimi sıkıca yerinde tuttu. Hareket edemiyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. İzlemek dışında. Araştırmacılar, hayati değerlerimi kontrol etmek ve dış iskeleti, kapanışı bitirmek için hazırlama amacıyla etrafımda dolaşırken onları hala izleyebiliyordum. Üstümdeki bir televizyon ekranında dev bir zamanlayıcı belirip bir saat yayınlamaya başladığında hala izleyebiliyordum. 00:00:01:00. Deneyin başlaması için son bir dakika.
Tekrar çığlık atmaya çalıştım. Dışarı çıkmak için tekrar yalvarmaya çalıştım. Vücudumun hiçbir yerini hissedemediğimi fark ettim. Birinin dikkatini çekmek için gözlerimi zorladım. Ama kimse bana bakmıyor gibiydi. 00:00:00:30. Son 30 saniye. Gözyaşı kanallarım çalışıyor olsaydı ağlamaya başlardım. Bunun kötü bir rüya olması için dua etmeye başladım. Bu odada değil, evimde, yatağımda yatıyor olmak için dua ettim. 00:00:00:05. Son 5 saniye. Gördüğüm son şey Doktor Monasu'nun üzerime eğilmiş yüzüydü. Bana el sallıyordu. Tam olarak anlayamadığım bir şeyler söyledi. Dış iskelet yüzümü tamamen kapladı. 00:00:00:00. Yoksunluk süreci başladı. Ve sonra her şey karardı. Kendi nefesimi kontrol edebilseydim hemen hiperventilasyona, yüksek hızda soluk alıp vermeye başlardım. O anki kadar derin bir karanlık duygusu hiç hissetmemiştim. Kendi bedenimi bile göremezken varoluştan silinmiş gibiydim. Gözlerim tek bir ışık zerresi aramak için her yöne döndü. Ama hiçbir şeyi sezemedim. Bir an düşündükten sonra bir süredir makinenin içinde olduğumu fark ettim. Tam olarak ne kadar süredir burada olduğuma dair hiçbir fikrim yoktu. Herhangi bir dış uyaran olmadan zamanı takip etmek için tek mekanizmam kafamda tek tek saniyeleri saymaktı. Yine de zaman ilerledi. Hayatımın durumunu düşünmeye başladım. İşsizliğim, yakın arkadaşlarımın olmaması, bir depresyon dalgasının üzerime geldiğini hissettim. Hayatım gerçekten o kadar anlamsız mıydı ki 3 gün boyunca yok olup gidecektim ve kimse benim nerede olduğumu merak etmeyecekti. İzolasyonumun kaynağını düşündüm. İşimde daha çok çalışabileceğim zamanları düşündüm. İçime kapanıklılık ve asosyalliğimden yok olmasına izin verdiğim dostlukların görüntüleri aklımdan geçti. Sonra kafamda bir düşünceyle karşılaştım ki eğer vücudum hareketsiz kalacak kadar uyuşmuş olmasaydı beni kahkahalara boğacaktı. Yalnız hissettim. Tabii ki kendimi yalnız hissedecektim. O anda oradaki en yalnız insan bendim. Elbette bedenimden sadece birkaç metre ötede araştırmacılar vardı ama zihnim tamamen izole edilmişti. Birinin olabileceği en üst derecede yalnızdım. Aklımın çeşitli düşüncelerde gezinmesine izin verdim. Bu noktada saatlerce odadaymışım gibi hissettim. Bu zamanı bir tür yaratıcı düşünceyi, belki de büyük Amerikan bir romanı planlayarak geçirmeyi düşünmüş olsam da zihnimin tekrar tekrar şu anki çıkmaza düştüğünü fark ettim. Takıntılı bir şekilde bedenimi ve şu anda onu barındıran kabı düşündüm. Uyuşturucu ilaç gerçekten de oldukça ağır bir şey olmalıydı. Bunun boşluklarımdan geçen en ufak bir nefes tutamını ya da midemin guruldamasını hissedemiyordum. İşte o an kafamda birbirini dolduran bir çift düşünce çarpıştı. A. Ölmüş olabilir miyim? B. Hayır. Elbette hayır. Bu çok saçma olurdu. Buraya nasıl geldiğimi biliyordum. Beni tam olarak bu çıkmaza sokacak bir deneye katılmak için kaydolduğumu biliyordum. Ama itiraf etmeliyim ki artık o kadar da canlı hissetmiyordum. Referans noktası olarak bedenim ya da çevremdeki dünya olmadan hala var olduğundan emin olamıyormuşum gibi geliyordu. Düşüncelerim birbiriyle düello etmeye başladı. A, elbette ölmedim. Deneyin yapması gereken tam olarak buydu.
B. Madem ölmedim, neden hiçbir şey hissetmiyorum? Neden nefesimi, tükrüğümü ya da hiçbir şeyi hissedemiyorum? C. Ama ölmediğimi biliyorum. Çünkü şu anda düşünüyorum. D. Bu ne anlama geliyor? A. Biliyor musun? Düşünüyorum. Öyleyse varım. B. Bu ne anlama geliyor? Düşünüyorum. Öyleyse varım. Bunu kimin söylediğini size daha akıllı bir adam söyleyebilirdi. Ama yaşadığımın tek düşüncesi olarak bilinmeyen bir kaynaktan gelen o bildiriyle baş başa kalmıştım. Düşündüğüm sürece hala hayattaydım. Kendimi uzayda bir boşlukta yüzerken hayal etmeye başladım. Gözümün önündeki görüntü netti. Yıldızların ve tanıdık olmayan gezegenlerin yanından hızla geçerken vücudum dümdüz yatıyordu. Kollarım kaskatıydı. Vücudumun asteroidleri ve gezegen halkalarını geçmesini izledim. Güneşin sıcaklığını vücudumda, donmuş gezegenlerin soğukluğunu tenimde hissettim. Ama ben bunları gerçekten hissetmedim. Bunu kendime hatırlatmam gerekiyordu. Gerçekten orada olmayan duyguları hayal etmeye başlamıştım. Bu duygulardan ne kadar kaçmaya çalışmam gerektiğinden veya deney süresince onları ne kadar kucaklamam gerektiğinden emin değildim. Düşünmek için başka bir soru. Sanırım. Uzun zamandır duygusal yoksunluk içinde olduğumu fark ettiğim bir zaman geldi. Saymadığım için ne kadar süredir olduğunu bilmek imkansızdı. Sanki günler geçmiş gibiydi. Günler geçmiş miydi? Günler geçmiş miydi? Bu endişe verici bir düşünceydi. Zamansız bir boşlukta 3 gün sonsuz bir milenyum gibi uzundu. Bana makinenin içinde sadece 3 gün kalacağıma dair güvence verdiler. Ama nasıl emin olabilirdim? İçeri girdikten sonra çıkma şansım yoktu. Beni istedikleri kadar tutabilirlerdi. Belki de baştan beri onların planı buydu. Bundan öylece sıyrılıp kurtulamazlar, değil mi? B. İmzaladığım tüm sorumluluk feragatnamelerinin ne olduğunu kim bilir? 3. veya 4.sünden sonra onları okumayı bıraktım. Belki de bunu kabul ettim. A. Deliriyorsun. B. Deli olup olmadığımı bilmiyorum. Ne zamandır buradayım bilmiyorum. C. Öyleyse say. Bu doğruydu. Makinenin içinde ne kadar kaldığımı söylemenin bir yolu vardı. Saymak. 1, 2, 3, 4, 5 ve tekrar tekrar. 60'a kadar saydım. Bu 1 dakikaydı. Sonra 1 dakika daha saydım. Ve 1 tane daha. Ve 1 tane daha. Ve 1 tane daha. Sadece devam ettim ve devam ettim. Elimdeki göreve odaklanmayı asla kaybetmedim. Sonra 1000 dakikaya geldim. Teknik olarak 1000 dakika 16.5 saatten biraz fazlaydı. Kesinlikle makinenin içinde olmam gereken 3 günlük süre değildi. Ama bu, hayatımı düşünerek ve uzayda süzülmeyi hayal ederek geçirdiğim zamanın üstüne 16.5 saatti. Kendi kendime saymaktan daha uzun bir süre düşünmüştüm kuşkusuz. Kendi kendime saymaktan daha uzun bir süre düşünmüştüm kuşkusuz. Ne kadar süredir makinenin içinde olduğumu tahmin etmeye çalıştım. 3 günden fazla zaman geçmiş gibi geldi. Kendime yakında makineden çıkacağımı söylemeye çalıştım. Aklımın tekrar dağılmasına izin verdim. Bedenim bir kez daha boşlukta süzülüyordu. Giderek daha da uzağa, sonsuz bir karanlık boşluğuna doğru sürüklenmesini izledim. Gezegenler ve güneşler unutulmaya yüz tuttu.
Kara uçurumda ürpertici bir soğukluk hissi yerleşmeye başladı. Isırıcı iğnesi bacaklarımı ve gövdemi yüzüme kadar yaydı. Çıplak tenim soğuk maviye döndü ve kristalimsi bir kabuğa dönüşmeye başladı. Vücudum karanlığa daha da sürüklenirken midemin yüzeyinin çatladığını ve parçalandığını gördüm. Yavaş yavaş vücudumun parçaları kırılmaya ve karanlığa doğru yüzmeye başladı. Her dışarı atılan et parçasıyla vücuduma yeni bir acı dalgası yayıldı. Kendimi donmuş bedenime tutunup tekrar bir araya getirmeye çalışırken buldum. Ama kollarım ve bacaklarım o kadar soğuktu ki kıpırdayamıyordum. Çığlık atmaya çalıştım. Ama dilim o kadar şişmişti ki parçalanıp buz gibi ağzımı doldurdu. Bir anda vücudum pürüzlü, kanlı buz parçaları dizisine dönüştü. Acı tarif edilemezdi. Sonra yine karanlıkta yalnızdım. Bedensiz. Paniğe kapılmış haldeki hızlı nefesleri dışarı atacak ciğerlerim olmadan çok çaresizdim. Kendime söylemeye devam etmem gerekiyordu. Bu gerçek değildi. Hala hayattaydım. Bedenim hala burada bir yerlerde. Ama Tanrım, gerçek hissettirmedi mi? B. Gerçek değildi. B. Ama gerçek değildi. A. Ama Tanrım, gerçek hissettirmedi mi? B. Ama gerçek değildi. A. Gerçek ya da değil, acıtmadı mı? B. Evet. A. Korkuyor musun? B. Evet. C. Bekle, bunu duyuyor musun? Milyonlarca mil ötedeki kulaklardan dinledim. Bana ait olmayan bir ses kafamın içinde patladı. Sert aksanı tanıdıktı. Merhaba, ben Doktor Monason. Dış iskeletin miğferinde bulunan küçük hoparlörler aracılığıyla sizinle tekrar iletişim kuruyorum. Makinedeki 3 günü başarıyla tamamladığınızı duyurmaktan gurur duyuyorum. Alarmımın çabucak rahatlayarak eridiğini hissettim. Gülümsemeye çalıştım. Pek bir faydası olmadı. Bu noktada sizi deneyiminizin durumu hakkında güncellemek istiyoruz. Beyin taramalarınızdan elde ettiğimiz veriler inanılmaz derecede faydalı oluyor. Tıbbi olarak pek çok bilgi keşfettik. Kurumsal inceleme kurulumuzla iletişime geçtik ve deneyi süresiz olarak uzatmak için izin aldık. Bu elbette daha önce imzaladığınız sorumluluk muafiyetlerine uygundur. Makine, vücudunuz onu daha fazla desteklemeyecek duruma gelene kadar sizi birkaç hafta daha hayatta tutabilmelidir. Endişelenmeyin, yine de hesabınıza $5,000 yatırılacaktır. Katkınız için teşekkür ederiz. Fedakarlığınız hayat kurtaracak. Çığlık atmaya çalıştım. Kollarımı protesto etmek için sallamaya ve doktorun sözlerine karşı geri itmeye çalıştım ama çığlıklarım sessizdi ve kollarım artık benim bir parçam değildi. İçimde derin, yankılanan bir korkunun büyüdüğünü hissettim. Yine de bir daha asla gerçekten bir şey hissedemeyecektim. Ortada ölecektim. Günler alacaktı. Ve o günler aylar gibi gelirdi. Ve o aylar işkence olurdu. Kendimi yeniden ölçülemez bir karanlıkta yüzerken gördüm. Yıldızlar ya da gezegenler yoktu. Sadece bedenim vardı. Kesinlikle yalnız. Muhtemelen canlı ama kaçınılmaz olarak ölü. Saniyeleri saymayı bıraktım ve zihnimin sürüklenmesine izin verdim. Aklım bu sefer çok daha uzun bir süre dolaştı. Çocukluğumun ve asla yönetemeyeceğim bir geleceğin hayalini kurdum. Hayali bir yapacaklar listesi hazırladım ve henüz kontrol etmediğim kutular içinde pişmanlık duydum. Kafam
hayali bir yapacaklar listesi hazırladım. Ve henüz kontrol etmediğim kutular için pişmanlık duydum. Kafamda eski dostlar ve aşıklar arasında konuşmalar yaptım. Ve bazen hiç düşünmedim. Bazen varoluştan tamamen kayboldum. Ama sonra hissettim. Bir şey hissettim. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Hayal edip etmediğimi anlayamadım. Bir şey hissetmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki. O benim baş parmağımdı. Sağ ayağımda bir şekilde hala bir hissi vardı. Çok fazla bir his değildi. Elinizin üzerine oturduğunuzda sanki neredeyse ama tam olarak değil, uyuşmuş gibi hissettim. Sanki iğneler ve iğneler tarafından masaj yapılıyormuş gibi. Bu hissin nasıl geri döndüğünü anlamaya çalışmak için parmağımı olabildiğince az hareket ettirdim. Sonra hissettim. Küçük bir nokta. Ayak baş parmağımda en ufak bir acı damlası. Keskin bir şey. İğne. Bir şekilde yerinden çıkmış olmalı. Belki de laboratuvar önlüğü giyen ahmaklardan biri ona takılmıştır. Ya da başka bir şey. Tek bildiğim, tekrar hissedebildiğimdi. Birden yeniden doğmuş gibi hissettim. Sanki ölüp küllerimden yeniden doğmuş gibiydim. Bu iğne uyuşturan kimyasalı vücuduma vermesi gereken iğnelerden... biri olmalıydı. Bir şekilde yerinden çıktı ve şimdi sadece ayak parmağımda küçük bir his vardı. Ne yazık ki ayak baş parmağım büyük kaçışımı düzenlemeye en uygun vücudumun kalıntısı değildi. Ama yine de ölçülmez bir mutluluk hissettim. Çünkü yanımda gizli bir silahım vardı. Zaman. Bir maymuna daktilo ve sonsuz zaman verirseniz eninde sonunda Shakespeare'in tüm eserlerini yazacaktır diye bir eski atasözü vardı. Benzer şekilde kısmen uyuşmuş bir baş parmağım ve sonsuz düşünmek için zamanım olduğunu varsayarsak büyük kaçışımı gerçekleştirebilirdim. Ayak baş parmağım dış iskeleti açmak için çok zayıftı. Zorlamama rağmen onları çıkarmak için başka iplere ulaşamadım. Ulaşabildiğim tek şey zaten çekilmiş olan iğneydi ve o iğneyle planımı yaptım. Parmağımı üzerine sürttüm. Canımı yakmıştı ama işe yarayacağını biliyordum. O aptal bilim adamlarının ellerini zorladığımı biliyordum. Çabalarım ayak parmağımın derisini kesmişti. Ve şimdi iyi olacağımı biliyordum. Sadece iki seçenekleri vardı. Kanamama göz yumacaklardı ve bu durumda en azından bu cehennemden kurtulmuş olurdum. Ya da en azından tekrar takmaya yetecek kadar iskeletten çıkartacaklardı. Her iki durumda da planım kusursuzdu. Her iki durumda da en azından bir an için özgür olacaktım. Ne yaptığımı fark etmeleri sadece birkaç dakika sürdü. Üçüncü bölüm. Ben Doktor Monason. Dış iskeletin miğferindeki küçük hoparlör aracılığıyla sizinle iletişim kuruyorum. Görünüşe bakılırsa dış iskeletin içinde kendini yaralamayı başardın. Deneyi şu an için duraklatmaya ve iskeletteki hatayı düzeltmeye karar verdik. Bekle, dış iskelet birazdan açılacak. Kısa süre sonra gözlerimi dolduran ışık beni neredeyse kör etti. Makine açıldığında kulaklarım beni çevreleyen elektronik aletlerin ve önlüklü onlarca adamın sesiyle doldu. İğneler ve tüplerin bedenimden çıkarken verdiği acıyı hissetmek, sonunda gerçek dünyaya dönmek, hayatımda hiç hissetmediğim kadar harika hissettirmişti. Özgürdüm. Vücudum saatlerce uyuşmuştu. İlaç hala etkisini tam olarak yitirmemişti. Henüz hareket edemiyordum. Bu süre zarfında bilim adamları verileri incelerken beni dış iskelette bıraktılar ve ayak baş parmağımı bandajladılar. Söyledikleri her şeyi dinlemeye çalıştım ama konsantre olamıyordum.
Üstümdeki parlak ışıklar mükemmel karanlığa alışmış olan gözlerimi yakıyordu. İlaçlar yavaş yavaş vücudumu terk ederken eklemlerimde donuk bir ağrı oluştu. Bir süre sonra vücudum laboratuvar önlüklerinden oluşan bir ekip tarafından dış iskeletten çıkarıldı. Başımın üzerinden bir sabahlığın geçirildiğini hissettim. Tekerlekli sandalyeye itildim. Hala hareket edemiyordum. Sandalyeyi laboratuvarlarının daha derinlerine iterlerken tekerleklerin sesini dinledim. Uzayda süzüldüğünüz zamanı tekrar açıklayın. Nasıl bir duyguydu? Lütfen bırak gideyim. Yapamam. Bunu biliyorsun. Senden aldığımız veriler çok önemli. Hayatlar tehlikede. Ayrıca polise gitme riskini alamayız. Makineye geri döneceksin. Bu konuşma araştırma grubunun devasa yeraltı laboratuvarlarından bir yere kurulmuş olan küçük sorgu odasında yaklaşık bir saattir sürüyordu. Konuşacak kadar hislerimi yeniden kazanmış olsam da hareket etmekte oldukça zorlanıyordum. Deneyleri sona erene kadar, ki bu muhtemelen öleceğim ana dek sürecekti, o lanet iskelette tutulacağım açıktı. Beni, bilim adamlarının şimdiye kadar elde ettikleri veriler o kadar faydalıydı ki beni iradem dışında tutmakta bir sakınca görmediler. O küçücük metal odada, soğuk katlanır sandalyeye bağlı, sadece ince bir sabahlıkla otururken kendimi düşündüm. 5.000 dolara hayatımın geri kalanını satmıştım. Monason'un sorgulamasına direndiğim sürece makineye geri dönmeyi erteleyebilirdim. Ama sadece kaçınılmazı geciktirdiğimi biliyordum. Şimdi bir bandajla sarılı olan ayak baş parmağıma baktım. Her nasılsa makineden çıkmış olsam bile bilim adamlarının benim oradan canlı ayrılmama izin vermeyecekleri şu ana dek aklıma gelmemişti. Ya sorulara cevap vermezsem? Bu sorulardan almayı düşündüğümüz veriler kritik ve hayat kurtarabilir. Ama bunu sağlayamazsak o zaman dış iskeletten alınan bilgi yeterli olacaktır. Cevap vermezsen seni şimdi makineye geri götüreceğiz. Yani önemli değildi. Ben zaten mahkumdum. Elimden gelen tek şey süreci olabildiğince uzatmaktı. İyi, ne istiyorsan sor. Yüzlerce soruyu yanıtladım. Saatler sürdü. Bilim adamları sözlerimi zar zor dinledi. Benimle birlikte odaya yerleştirilmiş bir kayıt cihazı vardı. Eminim biri daha sonra cevaplarımı inceler. Ama şu an için bu konuşma gelecek nesiller içinmiş gibi görünüyordu. Yine de bir noktada bir şeyin farkına vardım. İlaçlar vücudumu tamamen terk etmişti. Teorik olarak tekrar hareket edebilirdim. Şimdilik bir sandalyeye bağlıydım. Ama makineye geri dönmemi isteseler bile beni bağlı tutamazlardı. Ve bu düşünceden yola çıkarak bir plan yaptım. Sadece birkaç saniyem olacağını biliyordum. Hemen kaçamayacağımı biliyordum. Yoksa beni yakalayacaklardı. Onları kaderime boyun eğdiğime ikna etmem gerekecekti. Sorgulama sona erdiğinde kendimi dış iskeletin bulunduğu odaya geri çekilirken buldum. Belki de başka türlü kaçacağımı varsayarak bilim adamları beni taşıma sırasında bağlı tuttular. Ama sıra beni makineye atmaya geldiğinde bağları çözdüler. Geceliğimi çıkardılar ve beni makinenin içine doğru kaldırdılar. İlaçların etkisi geçmemiş gibi vücudumun gevşemesine izin verdim. Yakın zamana kadar hareketimi kısıtlayan aynı uyuşukluk numarasını yaptım. Dış iskeletin kauçuk iç kısmına uzanırken Doktor Monason benimle tavandaki bir hoparlörden konuştu. Tekrar ayrılmak zorunda olduğumuz için üzgünüm. Cevaplarınız gelecekteki araştırmalar için paha biçilmez olacaktır. Cevaplarınız gelecekteki araştırmalar için paha biçilmez olacaktır. Kötü adamlarmışız gibi göründüğümüzü biliyorum. Ama elde ettiğimiz araştırma paha biçilmez. Bir gün hayat kurtaracak. Dünyaya değerli bir hizmette bulunuyorsunuz.
Konuşması sona erdiğinde araştırmacılar tekrar yaklaştı ve vücudumu iğneler ve tüplerle doldurdu. Kaçmak için can atıyordum ama kendimi tuttum. Hareket edemediğime inanmak zorunda kalacaklardı. Sağ kolumda iğne batması hissettim. Zaten uyuşturucuyla yüklüydüm. Zamanım kısalacaktı. Bazıları başka bir serum takmak için sol tarafımdan bana yaklaşırken kendimi yukarı doğru fırlattım. Ani hareketime şaşıran solumdaki bilim adamları geri çekildi. İğneler ve tüpler ani hareketimin baskısına karşı gerilerken sağ kolumda keskin bir ağrı hissettim. Odadakiler paniğe kapıldı. Çalışanlar her taraftan üzerime doğru koşmaya başladı. Vücudumun kendi iradesiyle hareket ettiğini hissettim. Sol kolum sağıma uzandı ve vücudumdan bir dizi tüp ve iğne kopardı. Makineye kan fışkırdı ve sağ kolum gevşekçe yanıma düştü. Doğduğum günkü gibi çıplak bir şekilde kendimi makineden dışarı fırlattım. Uyuşturucu madde sağ kolumu devre dışı bırakmıştı ama vücudumun çoğu çalışıyordu. Laboratuvara girdiğim, şimdi 1000 yıl önceymiş gibi gelen kapıya doğru koştum. Takip edilip edilmediğimi görmek için arkamı dönmeye cesaret edemedim. Tek yapabildiğim koşmaktı. Kapıyı iterek açtığımda birbirini takip eden bir dizi merdivene çıkan uzun bir koridor gördüm. Deneye hazırlanırken defalarca inip çıktığım merdivenler. Hep bir gün son kez çıkacağımı sandığım merdivenler. Vücudumu olabildiğince sert ittim. Merdivenlere ulaşana kadar sağ kolum yanımda sallanarak koştum. Arkamda adamların öfkeli bağırışmaları ve ayak seslerinin gümbürtüsü tutarlıydı. Beni yakalarlarsa... Arkamdan adamların öfkeli bağırışmaları ve ayak seslerinin gümbürtüsü geliyordu. Beni yakalarlarsa oyunun biteceğini biliyordum. Merdivenlere ulaştığımda neredeyse 2 katın tamamını atladım. Bir sonraki kata tırmanmak için döndüğümde sadece 2 kişinin bana ayak uydurduğunu gördüm. Birden içim umutla doldu. Belki de hepsini geçebilirdim. Sonra polise gider ve bütün bu operasyonu yakalatma şansına erişebilirdim. 2. kat merdiveninin tepesine çıkıp çıkış kapısından geçer geçmez özgür olacaktım. Merdivenlerin başına varır varmaz umutlarım yıkıldı. Binanın çıkışını en az 15 adam koruyordu. Belli ki kaçışım tesisin hazırlıklı olduğu bir durumdu. Adamlar arkamdan ve önümden yaklaştıkça gidebileceğim tek bir yol olduğunu anladım. Çatı. Koşmaya devam ettim. Merdivenlerden ve merdivenlerden. Ağrıyan bedenim her adımı protesto ediyordu. O merdivenlerden yukarı çıkarken sağ kolum merdiven kolluklarına... ve duvarlara çarpıyor... Adım adım ilerlerken öfkeli adamların sesleri kulaklarımı dolduruyordu. Çok geçmeden son merdivene gelmiştim. Tavandan sarkan bir merdiven binanın çatısındaki bir ambar kapısına çıkıyordu. Bu oydu. Dış dünyayı tekrar görecektim. Yukarı çıktığımda nereye gidebileceğimi bilmiyordum. Ama özgür olacağımı biliyordum. Merdiveni atladım ve kendimi yaklaşık 2 metre havaya kaldırdım. En tepeye ulaştığımda kapıyı ittim. Ağırdı ve zar zor hareket ediyordu. Bir an için ambar kapağına yaslandım. Sonra bileğimden sıkı bir kavrayış hissettim. Adamlardan biri yetişmişti. Soğuk elini bacağıma sarmıştı ve beni merdivenden çekmeye çalışıyordu. Hafifçe döndüm ve Doktor Monason olduğunu gördüm. Gözleri kırmızıydı ve tabak kadar büyüktü. Şeytanın gözlerine bakmak gibiydi. Tamamen içgüdüsel davrandım. Merdivenleri daha sıkı kavradım ve serbest kalan ayağımı doktorun yüzüne doğru savuruverdim. Topuğum çenesine çarpıp dişlerini ve kanını her yöne fırlatırken gülümsedim. İnanamayacağım kadar acıttı ama bir şeyler hissetmek çok güzeldi. Doktor Monason elini gevşetti. Tekrar yukarı ittim ve kapak açıldı. Binanın düz çatısına tırmandım. Çatıyı ince bir çakıl tabakası kaplamıştı. Keskin taşlar çıplak ayaklarıma saplandı.
ama hareket etmeye devam ettim. Çatının kenarına koştum ve şehre baktım. Görüş alanımı gökdelenler ve yıldızlardan oluşan güzel bir ufuk doldurdu. Çıplak tenimde soğuk esintiyi hissettim. Çatının kenarına tutunurken arkamdaki adamların sesleri zar zor duyuluyordu. Aşağıdaki kaldırımda yürüyen insanlara bir manzara olmuş olmalıydım. Daha önce hiç görmemiş gibi ufka bakan bir binanın kenarında duran çıplak bir adam. Lütfen oradan aşağı in. Makineye geri dönmek zorunda değilsin. Sadece aşağı gelmene ihtiyacımız var. Yine Doktor Monason'du. Şimdi birkaç dişi eksik olduğu için sesini anlamak zordu. Ona bakmak için ufuktan uzaklaştım. Laboratuvar önlüklü diğer adamlarla dört bir yandan çevrilmişti. O anda başka seçeneğim kalmadığını biliyordum. Monason'un beni tekrar makineye atmayacağına inanabilir miydim? Muhtemelen hayır. Ama bu noktada kaçma şansım yoktu. Kaçamayacağım kadar çoklardı. Araştırmacılardan biri beni tutmak için uzandığında bir adım geri gittim. Vücudum aşağıdaki toprağa düşerken kendimi gülerken buldum. Tıpkı makinenin içindeyken gibiydim. Vücudum bir kez daha yüzüyordu. Soğuk hava bedenimi uyuşturuyordu ve bir kez daha hiçbir şey hissetmedim. Yere çarpmadan hemen önce kilise çanlarının çaldığını duydum. Şükürler olsun, cennete gidiyor olduğumu düşündüm. Cennet gelmedi. Bunun yerine kendimi tamamen karanlıkta buldum. Hiçbir şey hissetmemek, hiçbir şey görmemek. Sadece önceki eylemlerini düşünmek. Ölüm böyle bir şey mi? Soruma cevaben tanıdık bir ses duydum. Merhaba, ben Doktor Monason. Dış iskeletin miğferinde bulunan küçük bir hoparlör aracılığıyla size bir kez daha seslenebiliyorum. Dış iskeletteki 3 gününüzü başarıyla tamamladınız. Hala uyuşturucu ilaçlarla dolu olmasaydım ağlardım. Şu anda makineyi açma sürecindeyiz. Bu noktada fiziksel bir değerlendirme yapacağız. Eminim gitmek için can atıyorsunuzdur. Bunu gerçekleştirmek için olabildiğince çabuk hareket edeceğimize sizi temin ederim. Bu projedeki yardımınız için çok teşekkür ederim. Eminim ki bu süreç sizin için de paha biçilmez olmuştur. 3 gün. Tam 3 gündür o makinenin içindeyim. Beni makineden çıkarana kadar fark etmemiştim. Ayak baş parmağımda bandaj yoktu. Ayağımın yanında kendimi kesebileceğim bir iğne yoktu. Tesis, deney sona erdikten sonraki saatlerde dinlenmemi sağlamaktan başka bir şey yapmadı. Uyuşturucunun geri kalanı sistemimden çıkarken bana dinlenmek için rahat bir yer sağladılar. Deneyimim hakkında sorular sormalarına rağmen konuşmayı reddettiğimde düşmanca davranmadılar. Araştırmacılar deneyimle ilgili sorularımı yanıtlamaktan mutlu oldular. Her şeyin kafamda olduğunu söylemekten mutluyum. Deneyi takip eden günlerde Doktor Monason talep ettiğim bütün akıl sağlığı kaynaklarının bana sağlandığından emin oldu. Bana birkaç haftada bir gördüğüm bir terapist ayarladı. Terapist bana günde 2 kez aldığım bir antidepresan verdi. Normal hayatıma döndüm. Kiram ödendi. Yeni biriyle görüşüyorum. Başka bir yayın evinde yeni bir iş buldum. Sanki bütün hayallerim gerçek olmuş gibi. Ama terapistle ne kadar konuşursam konuşayım, ne kadar hap alırsam alayım, makineyi kafamdan çıkaramıyorum. O 3 günün nasıl sonsuza kadar uzadığını düşünmeden edemiyorum. Aa, ama makineden çıktım. 3 gün doldu. B. Evet ama. C. Ama ne? B. Daha önce bir kez makinenin dışındaydım. C. Ama o gerçek değildi. B. Ama gerçek gibi geldi. C. Bu gerçek hissettiriliyor mu? B. Artık bilmiyorum. 3 gün
daha fazlaymış gibi gelebilir mi? Bir terapist, bir iş, daha iyi bir yaşam hayal edebilir miyim? Bilmiyorum. Bazen gözlerimi kapatıyorum ve açmaya korkuyorum. Çünkü açtığımda sadece karanlığı göreceğimden endişeleniyorum. Kendimi hala o hayali yıldızların arasında yüzerken hareketsiz bulurum diye korkuyorum. Maalesef tekrar uyanık olduğumun farkına vardım. Dakikaların ve saatlerin yavaşça akıp gittiği o kısa süreli anların tadını çıkardım. Ardından zaman biraz hızlandı ve 5. viteste yarışmacı olduğumun rüyasını gördüm. Sonunda puf, tekrar uyanığım. Kim bilir ne kadar sonra, belki 10 dakika, belki 15 dakika, belki de 10 saat sonra. Zaman göreceli olmaya başlar zaten. Uyku hakkında en çok sevdiğim şey, şanslı olduğum zamanlarda rüya görmek. Bedenimin lök gibi yattığı zamanlar, aklım fizik kurallarına bağlı olmaksızın muhteşem bir şekilde goblen örtüsü dikebilirdi. Koşabilirdim, zıplayabilirdim, başkalarıyla tekrar sosyalleşebilirdim. Hatta tekrardan yemek dahi yiyebilirdim. Yemek yemeyi o kadar özlüyorum ki. Uyanma dediğiniz olay olduğunda fiziksel olarak hiçbir şey yapamıyordum. Yapabilecek hiçbir şey olmadığından değil, tek bir kasımı dahi oynatamadığım için. Felçli değildim. Vücut felce geçirmiş biri dahi göz kırpabilir, onları oynatabilirdi. En azından nefes alabilirlerdi ve bir kalp atışları vardı. Etrafı izlemek benim işime yaramazdı. Kavrayabildiğim zamanlar uzun süredir buradayım. Belki de değildim. Zamanı anlayabilmek için hiçbir ipucum yoktu. Kolumda bir saat var fakat karanlıkta parlamıyor ve siyah dijital ekranı görmenin bir yolu da yok. Bir noktada saatin yumuşak tiktaklarını sanki bir el onları çeviriyormuşçasına duyduğumu hatırlıyorum ama artık onları da duyamıyorum. Eğer geri dönebilseydim değiştirmek isteyeceğim bir şey olurdu. Geri dönsem değiştirmek isteyeceğim pek çok şey olurdu. Ama ışığı olan, gün ve de ayı gösteren bir saate sahip olabilmek için tüm banka hesaplarımı verirdim. İdeal olarak başka şeyleri de değiştirirdim. Motor sikletime bindiğimde başımda bir kask olmasını isterdim. Hatta şu kan grubunu gösteren kartlardan cüzdanımda bir tane olmasını isterdim. Böylece sağlık görevlileri kan grubumun ne olduğunu anlayabileceklerdi. Anlayacağınız o gün bir takım hatalar yaptım. Ama sonucunu değiştiremeyecek olsaydım farklı bir saat takmayı çok isterdim. Çarpışmadan sonrasını pek hatırlamıyorum. Bir itfaiye kamyonu, birkaç sağlık görevlisi hakkında kalan şeyler. Fakat görevlilerden birinin doktora ağır bir vasıtayla çarpışma yaşamış, kaskı olmayan bir motorcu olduğumu söylediğini açıkça hatırlıyorum. Hasarı kış tarafından almıştım ve eğer bir petrol tankeri ufak bir motoru saatte 55 ile önüne katarsa ortada kış tarafı diye bir şey kalmazdı. Doktor kafasını salladı ve biz motorcuların sadece birer organ donörü olduğu gibi bir şey söyledi. İç tarafım jelatin olmasaydı haksız da sayılmazdı. Bir cenaze oldu. Açık merasim yapıldığından kimlerin gelip kimlerin gelmediğini, ağlayanları ve sadece başını sallamakla yetinenleri görebildim. Ne kadar uğraşsam da hareket edemedim. Göz kırpamadım. Etrafımdakileri ve benim orada bulunduğumu anlamama yetecek kadar belirsiz bilincimin dışında hiçbir şeyim yoktu. Maalesef bunlar iyi zamanlardı. Bundan sonra işler giderek kötüleşti. Tabut kapandı ve bir daha ışığı göremedim. Tabutumun üzerine atılan toprağın tok sesini duydum. Ardından kol saatimin yumuşak tıkırtılarından başka bana eşlik edecek hiçbir şey kalmadı. Sadece ben, düşüncelerim ve tıkırtılar. Bu çukurda ne kadar zamandır bulunuyorum bilmiyorum ama gerçekten farklı bir saat dilerdim.